Araf'ta Sorular programından hepinize hayırlı gece, akşamlar, geceler, akşamlar diyelim şimdilik. Değerli 24 TV izleyicileri, kim var bugün programımızda? Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri, aynı zamanda onu da söylemek istiyorum, İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Serdar Aylınmaz. Şimdi biliyorum ki programımızı diğer bölümlerini izlemişsinizdir efendim. O herkese sorduğumuz fikir menüyü açıyoruz. Diyoruz ki Serdar Aylınmaz, Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Aylınmaz, Araf'ta. Araf'ta mı? Eyvallah. Evet, böyle bir hızlı girdik. Şimdi yavaş yavaş gideceğiz, sonra zorlaştıracağız hocam. Eyvallah, sorun yok. Şimdi tabii her mümin kadar Araf'tayım. Bunu Araf'ta sorusu bana şunu hatırlatıyor. Hani başka programlarda da söylüyorsunuz. Acaba öyle mi böyle mi şeyde tereddütte kalmak vesaire gibi. İkilem gibi mi de hocam? He, ikilem gibi. Yani şahsen ikilemde kaldığım durum çok olmuyor. Şöyle, eğer bir idealiniz varsa, mefkureniz varsa, çok güzel, davanız varsa çok aslında araflık bir durum yok. Ama bir de haf vereceği hali var. Ha, bir tarafta ümit var oluyorsunuz. Bir tarafta da suçlanıyorsunuz. Acaba buradan bir yere çıkamayacak mıyım diye şeye düşüyorsunuz. Hı hı. Yani her müminin olması gereken o haf vereceği haliyle ilgili bazen Serdar olarak kendi adıma tereddütler yaşıyorum. Hı hı. Bazen mesela bu Filistin meselesinde de böyle. Zaten çok fazla insani yardımla meşgulüm. Gündemim bunlarla geçiyor. Bazen diyorum ki böyle mi yapmak lazım? Ama tabii ki devlet büyüklerimiz daha iyi bilir. İlla ki onların bu konuyla ilgili bir stratejileri vardır falan deyip tereddütlü ettiğim oluyor. Ama ben düz bir adamım. Yani içi dışı bir olan, içinden geldiği gibi konuşan. Ama bazen ilmi siyaset başka bir şey gerektiriyor. Bazen ümmetin maslahatı için başka bir şey yapmak gerekiyor gibi. Birisi karşıma çıkıyor, diyor ki tamam bu dediğin doğru ama Resulullah Efendimiz'in asıl saadet dönemi, hatta Osmanlı döneminde de şöyle hadiseler olmuştur. Dolayısıyla böylesi daha doğrudur dinde. Böyle Araf'ta kaldığım oluyor. Şimdi hocam aslında bu konularla ilgili de, yani bizim bu Aile Vakfı ve Büyük Aile Platformu ilgilendiği ifsatla mücadele konusunda da çok Araf'ta kaldığımız meseleler oldu. Ama çözümü ne? Araf'tan çıkışın temel anahtarı nedir? Çözüm nedir? Çıkışın. Evet, istişare. Eğer işin ehliyle istişare edersek oradan hemen çıkabiliyoruz. Diyoruz ki böyle olması demek ki daha hayırlı. Aslında benim aklıma yatmayan, tarzıma uymayan ama istişarenin sonucu itibariyle hiç de içimden gelmese de ama istişarenin neticesi olarak uymak durumunda olduğum hadiseler oluyor. Genelde ama istişareyi sevmiyoruz değil mi toplum olarak? Evet, öyle bir biraz var. Öyle bir durumumuz var. Ne olur hocam oradan? Nasıl çıkıyorsunuz? Mesela? Aslında istişare olsa ümmet bu duruma düşmeyecek. Kesinlikle. Yani istişare olsa insanların birbirine olan husumeti olmayacak. İki kişi birbirinin gıyabında konuşuyor, gıybetini ediyor. İçindeki nefret depreşiyor, artıyor. Ama bir araya geldiklerinde konuşuyorlar. Aslında çok da büyük mesele değilmiş diyorlar. Sonra bir bakıyorsunuz kanki oluyorlar tabiri caizse. Yani aslında arada mesafe koymaktan kaynaklanıyor. Konuşsa, iletişime geçse, benim hep söylediğim iki iyi kuralı, iletişim ve işbirliği. Aslında bir iletişim olsa sonra o işbirliğine dönüşse hiçbir problem kalmayacak. Bu durumda ikiye ayrılıyoruz. Otçullar ve gıybetçiler, evet, olarak. İkiye ayrıldığımızda şimdiden... Yani gıybet sadece dini bir enstrüman, dini bir kavram değil aslında. Gıybet insanın olduğu her yerde bizi felakete sürükleyen, sonuç aldırtmayan, başta kendimize ister dünyalık düşünelim ister ya ahiretlik her türlü zararı olan bir şey. Ama iletişim ve işbirliği, ki Müslümanın böyle olması gerekir. İçtimai bir hayattayız. Her konuyla ilgili konuşabiliyor olmamız lazım. İşte bakın bu mevzuları 3 yıl, 4 yıl önce konuşamıyorduk. Konuşacak adam bulamıyorduk. O mesela o en çok merak ettiğim sorulardan bir tanesi. En çok saldırı altında olan bir kurumu konuşmak için 3 yıl bekliyor olmamızın, evet, ironisinde aslında bugün konuşacağız. Ama ben şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Biz beklemedik de muhataplarımız bekledi diyelim. Ben de sorumluyum hocam. Evet. Suçumu kabul ediyorum. Evet. Estağfurullah. Şöyle bir durum var. İnsanlık tarihinden bu yana en çok tartışılan ama huzurumuzun, maneviyatımızın, vicdanımızın, merhametimizin şarj istasyonu aile. Evet.
Şimdi bu aile kavramını biz sizinle konuşmak istiyorum. Ne kadar savrulduk, nerede durduk, nasıl bir saldırı altında? Öyle bir başlayalım. Ondan sonra zaten gerçekten çok önemli konulara değineceğiz hocam. Eyvallah. Aslında şöyle başlasak daha genel olur. Bu bir ifsad faaliyeti ya. Aslında insanın ifsadıyla ilgili süreç her dönemde vardır. Şimdi düşünüyorum mesela peygamberler dönemini. İlk peygamber, ilk insandan bugünümüze kadar hep birçok şey, birçok hayır ifsad olmuş, birçok iyilikler ifsad olmuş. Ama bu dönemde hepsinin çok fazla arttığını düşünüyoruz. Mesela şöyle düşünelim. Hazreti Nuh Aleyhisselam neyle mücadele etti? Hazreti Nuh, yani her peygamber döneminde bir farik kötülük vardı yani. Farik ön plana çıkan bir kötülük vardı. Hazreti Nuh Aleyhisselam, Nuh demiyor, Nuh diyor, peygamber demiyor ifadesi oradan geliyor. İnatçı bir kavim, 950 yıl onlara tebliğde bulunuyor. Yine de Nuh diyorlar, peygamber demiyorlar. Peki bugünkü karşılığı ne günümüzde? Ateizm, deizm, agnostizm. Yani sadece kabul etmeme değil, türevleriyle bugün karşımızda. Sonra bakıyoruz, Hazreti Hud Aleyhisselam ve Hazreti Salih Aleyhisselam neyle mücadele etmişler? Ad ve Semud kavmi hatırlarsanız gösteriş, riyakarlık, şöhret, şımarıklık. Bir şeyin nimetlerin bol olduğu bir dönemde şımarıklık yapmışlar. Bugün herhalde bunu konuşmaya gerek yok. Müslüman camianın bile, İslam dünyasının bile hali ortada. Yediğimizi paylaşıyoruz, süslü giyiniyoruz, her şeyi, bize mahrem olan şeyleri bile paylaşırken hiç rahatsızlık duymuyoruz. Üstelik bunu bir karşı tarafa üstünlük olarak gösteriyoruz. Ne farkımız kaldı Ad kavminden, Semud kavminden? Yine bir başka peygamber, Hazreti Lut Aleyhisselam, belki daha çok buna değineceğiz. Onun döneminde de fuhşiyatın artık başka bir alanı, cinsiyetle alakalı bir alanı ve bugünkü tabiriyle G, LGBT'nin sadece G'si var, gay var. Ve azgın bir halk bunu, yani Hazreti Peygamber'in evine erkekler gelmiş, onları bize ver, biz onunla ilişkiye gireceğiz diye ısrar edecek kadar azgın bir halktan bahsediyoruz. Ama Esra Hanım, düşünüyorum, o zaman sadece gay vardı. Şu an lezbiyen, gay, biseksüel, aseksüel, transseksüel, hatta bir de plus'ı var biliyorsunuz. Hani söylememde beis var mı? Hayvanlara tecavüz, çocuklara tecavüz, ölülere tecavüz, bitkilere tecavüz, nesnelere tecavüz. Zoofili içine giriyor. 200 küsür tane cinsel karakter var. Şimdi Hazreti Lut'tan bahsetmenin, bugünkü gençlerle orayı da konuşacağız. Gençlere Hazreti Lut Aleyhisselam'dan bahsetmenin aslında çok bir karşılığı da yok. Bir, gençler dini şeyleri dinlemek istemiyorlar. Dini argümanlarla konuştuğunda algılarını kapatıyorlar. İkincisi de ya o dönem bu dönem değil. Ya o zaman sadece gay vardı yani. Şu anda envai çeşidi var. Bir başka peygamber. Bu arada Hazreti İsa'yı da atlamamak lazım. Hazreti İsa döneminden 70 yıl sonra da biliyorsunuz Pompei hadisesi var. Bugün İtalya Napoli'deki o şey biliyorsunuz müzeyi. Onlar da bu sapkınlığın, Hazreti Lut Aleyhisselam'daki dönemdeki azgınlığın belki daha fazlası. Onları da çocuklara bugünkü anlamıyla çocuklara tacize kadar giden durumları yaşamışlar. Peki Hazreti Şuayb Aleyhisselam'da ticaretle ilgili ifsad olmuş. Faiz, tefecilik, kara borsa, gabnı fahiş deniliyor. Fahiş fiyat, ondan sonra yabancıları kandırmak. Düşünüyorum bugün bunların hepsi var. Üstelik bizim gibi Müslüman toplumların içinde de var yani. Şimdi kıyaslıyoruz. Bunların her biri biriyle mücadele etti. Şimdi Resulullah Efendimiz'in ümmeti olarak bizim dönemimizde bunların hepsinin fazlasıyla var. Yani öyle bir ahir dönemdeyiz ki bir önemli meşhur bir söz diyor ki öyle bir zaman gelecek ki fahişenin itibarı alimden daha fazla olacak. Tam o dönemdeyiz. Yani bugün bir şey konuşmak, yani hakkı söylemenin ayıp olduğu, yani kınandığı bir dönem yaşıyoruz. Hocam, dolayısıyla hakkı söyleyecek olanlar da cesur değiller ya. Evet, işte mesela bunu da konuşalım gerçekten. Mesela şu aile konusunu çok özür dilerim. Eyvallah. Bu kadar en azından basına yansıyan bölümünde bu kadar gecikiyor olmamızın sebeplerinden bir tanesi de çok korkarız. Bunu da konuşalım. Kesinlikle. Buyurun, bölmeyeyim size. Kesinlikle. Şimdi ben şimdi bu bir genel bir girizgahı şunun için yaptım. Biz ne konuşsak konuşalım sözümüz şöyle bitiyor ama ahir zamandayız.
ama ahir zamandayız. Bununla ilgili birçok hadis var, birçok söylenen söz var. Yani bu dönemde bunların hepsini yaşayacağız. Peki biz ne yapacağız? Doğru. O Hazreti İbrahim dönemindeki karınca gibi my side is defined diyeceğiz yani. Benim tarafım belli olsun diyeceğiz. Ne güzel. Diyeceğiz ki biz en azından bu yolda ölelim. Ben de bunun kısa bir vadede şeye kavuşacağını düşünmüyorum. Ama madem her yerde söylüyoruz Türkiye'miz İslam toplumlarının, İslam aleminin son karakolu. Böyle sözler söylemiyoruz mu? Bırakın Müslüman dünyayı. Tüm insanlığın belki umudu diye herkesin kendisini döndürüp bize baktığı bir yerdeyiz. Ben insani yardımla uğraşıyorum Esra Hanım. Ve çok fazla ülkeye gittim yani. Belki 50, 55-60 ülkeye dolaştım bilmiyorum. Yani Güney Amerika'sına, Uzak Doğu'suna kadar bize kurtarıcı gözüyle bakan, o bizim sol göğsümüzün üzerindeki Türk bayrağını görünce umutlanan, gittiğimiz o afetiye bölgelerinde ya da yardımda bulunduğumuz ülkelerde bize bu gözle bakan insanlar var. O kadar üstümüzde büyük ağırlık var ki, mesuliyet var ki, tam bu mesuliyetin içerisinde biz memlekette yani LGBT belasıyla uğraşıyoruz. Ve ülkemizde bizim değil, karşı cenahın kendilerinin ifadesiyle 2 milyon kendisini LGBT bireyi diye tanımlayan bu ülkede gencimiz var. Peki hocam şöyle bir şey. Yani biz nasıl oldu da bu duruma düştük? Hı hı. Ve bu duruma düşerken sizin dediğiniz gibi niye birileri çıkıp da cesurca kardeşim ne oluyor? Yani Müslüman mahallede salyangozu niye satıyorsunuz, niye demiyorum? Hocam, bu mahalle baskısı niye gitti? Ben ona çok özür dilerim, şöyle söylüyorum. Ilıkdere'de balık avlayan bir kesimiz maalesef. Ve oltacı arıyoruz kendimize. Evet. Ben mesela 2010 hocam dikkat ettim 2019'da. 2019'da hocam kuruluyorsunuz aslında. Bu 2019'a kadar mesela LGBT'nin Türkiye'de belli organizasyonlar, operasyonlara kalkışması, hala devam ediyor olmasının sebeplerini konuşacağız ama mesela o zamana kadar da mutlaka bunun emareleri vardı. Vardı. Anlayamadım. Mutlaka konuşuluyordu. Ama şöyle, biz medyada, özellikle sosyal medyada, medya dediğimiz artık dijital platformlar ve medyadan ibaret. Maalesef televizyonlar falan biraz geride kaldı. Hı. Televizyon izleyenler çok az. Sizin programımızı, bizim katıldığımız şeyleri bile canlı yayından ziyade daha sonra izleyenler daha çok oluyor. Hı. Evet. Ha, güzel bir şey bu arada. Tabii ki izlenmesine vesile oluyor ama şöyle bir şey var. Yani biz buranın hakimi değiliz. Sosyal medyadaki kiracıyız programları hocam. Sayın. Aynen kiracıyız, öyle. Evet. Bir dükkan bir çarşı var. Çarşıda dükkan açıyoruz. Çarşının sahibi diyor ki, çarşının adı YouTube, Instagram, Facebook neyse yani. Diyor ki sen burada dükkan açtın ama burada benim kurallarım var. Nedir onlar? Topluluk kuralları. Senin anayasanı hiçe sayıyor. Senin kurallarını, kendi kanunlarını hiçe sayıyor. Ben ulus ötesi bir şirketim, bana uyacaksın diyor. Peki kardeşim senin normların neler? Sen bunları hangi sahikle bize dayatıyorsun dediğinde diyor ki canın isterse. Biz çok geç kalmışız, tamam, bu teknolojide gecikmemiz, sosyal medyada da gecikmemiz. İçerik üretsek dahi onların yasaklanması bir engel. Ama şöyle bir şey var, bu sözüm çok mühim. Her ne olursa olsun, karşı tarafın milyarlarca doları da olsa, tüm bu programların sahibi de olsa, en büyük güç hakkı söylemektir. Kesinlikle. Eğer biz hakkı söylersek, bizim bir mütevelli bir abimiz var, bizim bu yaptığımız çalışmalara destek olan. Hı. Diyor ki, ya bunlar diyor düz duvara tırmanmaya çalışıyor. Bizimse önümüz otoban. Aslında biz çok küçük bütçelerle onların milyar dolarına, milyon dolarına tekabül eden birçok güzel hadiseler yapabiliyoruz. Bunu son 3 yılda gördük. Dedin ya, Araf'ta mısın? Hı. İşte Araf'ta olduğum dönemler oldu. Ya karşı tarafta çok büyük bir ekosistem var. Çok. 2022 yılında bizim tespitimize göre LGBT'nin propagandası için, Esra Hanım, hı hı, propagandası için tüm dünyada 4.4 milyar dolar fon ayrılmış. İşte tahmin ediyorsunuz uluslararası fonları şeylerden, diplomatik misyonlardan, Almanya, Amerika gibi, Fransa gibi diplomatik misyonlardan uluslararası vakıflara. Bunlar fon ayırıyorlar ve Türkiye'de dernekler var. LGBT'nin propagandasını yapan dernekler var. Maalesef bunları kapatamıyoruz. Oraya da geleceğiz. Bunlar bunu kullanıyorlar. Bizim ülkemizde, bizim tahminimiz, bu bir net bir rakam değil, tahminimiz 370 milyon dolar 2022'de kullandıkları bütçe. Bu ülkede bunu kullanıyorlar ve biz bunlara ses edemiyoruz. Bir şey söyleyemiyoruz. Ve ama bir dakika, bunlar bunu kullanıyor ama biz çıkıyoruz 3-5 kuruşluk fonlarla. Yani küçümsemek için ya söylemiyorum ama hakkı söylediğimizde
Onlardan daha fazla, daha hızlı mesafe kat edebiliyoruz. Hak bu anlamda, hakkı söylemek, hakikatten yana olmak en büyük güç. Yani onu söyleyelim. Bu beni Araf'tan çıkaran bir hakikat yani. Çok güzel hocam. Çok arada güzel kaldığımda, bunaldığımda, karşıda çok büyük bir ekosistem var. Biz ne yapacağız kardeşim dediğimde diyorum ki biz hakikati söylüyoruz ya. Bunun bereketini de göreceğiz, gücünü kesinlikle de göreceğiz inşallah. Kesinlikle. Çok önemli bir noktadayız. Bir virgül koyuyoruz. Buyurun. Bir kamu spotumuz var aslında, Büyük Aile Platformu ile ilgili. Evet. Ve yürüyüşle alakalı. Önümüzdeki hafta bir yürüyüş yapılacak. Onunla da alakalı, ona değinen bir kamu spotumuz var. Bir girsin hocam. Tamam. Yayınlayalım. Ondan sonrasında çok önemli noktadan virgül alarak devam ediyoruz. Peki. Hadi bakalım. Eşsiz renklerin görsel şölen oluşturan gök kuşakları aslında bir kaosun gelişini gizlemek için kullanılıyor olabilir mi? Bu çocuğu ne hale getirmişler? Uyanın! Cinsiyet masallarına sığınarak insanlığa kastedenlere karşı gözlerinizi açın. Ayağa kalkın. Gazze'de masum çocukların ve insanların kanını eline bulaştıranlar insanlık ve çocuklarımız için gelin. Siper edin gövdenizi. Sosyokültürel terör eylemlerine karşı Büyük Aile Platformu'nun 15 Eylül'de gerçekleştireceği sessiz yürüyüşe siz de ailece katılın. Durursun bu hayatsız yakın! Eşsiz renkleriyle görsel şölen oluşturan gök kuşakları aslında bir kaosun gelişini gizlemek için kullanılıyor olabilir mi? Bu çocuğu ne hale getirmişler? Uyanın! Cinsiyet masallarına sığınarak insanlığa kastedenlere karşı gözlerinizi açın. Ayağa kalkın. Gazze'de masum çocukların ve insanların kanını eline bulaştıranlar insanlık ve çocuklarımız için gelin. Siper edin gövdenizi. Sosyokültürel terör eylemlerine karşı Büyük Aile Platformu'nun 15 Eylül'de Arap'ta Sorular programına devam ediyoruz. Bu da çok önemli bir organizasyon. Evet. Gerçekten çok dua alıyorsunuz hocam. Bu arada onu da söyleyeyim. Bu arada dikkatimi çeken bir şey daha var hocam. Her kesimden evet, çok ciddi bir destek var. İşte bu ne kadar zamanda oldu? Belki de Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Biz bunu her yerde söylüyoruz. Çok da gururla söylüyoruz. Cumhuriyet tarihinde bir ilk belki de. Her kesimden, her siyasi görüşten, her yaşam tarzından sivil toplum kuruluşları var. Hepsini bir araya toplamak nasip oldu. Çünkü hepsinin derdi aynı. Herkes ailesini korumak istiyor. Bakın bununla ilgili bizde bir şey var. Bir veri var. Mesela çok saha araştırmalar yaptık. 2019 yılında bu işe başladığımızda klasik bir Türk sivil toplum kuruluşu tarzıyla çıkmadık. O nedir? Hep de eleştirim. Aslında bu benim doktora alanım, sivil toplum çalışmaları. Evet. Şimdi mesela sivil toplum kuruluşunda bir dernek kurmak isteyen, bir vakıf kurmak isteyen, bir mefkuresi olan kişiler bir araya gelirler. Hemen hadi önce bir dernek kuralım, sonra ne yapacağımıza, nasıl yapacağımıza karar veririz derler. Aslında bu bir klasiktir. Biz böyle yapmadık. Çok güzel bir ekibimiz var. Bu konularla ilgili müzahir olan, uzman olan. Dediler ki önce neyle mücadele edeceğimize karar verelim. Karar verdik mi? Önce onları bir tanıyalım. Onlar hangi stratejileri kurgulayarak bugüne kadar gelmişler? Neden başarılı olmuşlar? Bunları bir sonra biz ona göre onların rengine çıkarak değil, biz kendi stratejimizi üretip bizim rengimize onları davet ederek onlarla mücadele edelim denildi. Güzel bir kurguydu. O dönem 2019 yılında belki 3-4 hatırlamıyorum saha araştırmamız oldu. İşte İstanbul Sözleşmesi ile başladı. Kadına şiddet geldi. Sonra Türkiye'de cinsiyet algısıyla ilgili gençlerin hangi sosyal medya tercihleri ve bunun tercihlerindeki motivasyonları gibi birçok böyle saha araştırmaları yaptık. Ama orada mesela ilk araştırmamızda gördüğümüz şuydu. Bu toplumun %94'ü ailesine güveniyor. Ve kendisi şahsi olarak bir sıkıntı yaşadığında o sıkıntıyı ailesinde çözüyor. Bu çok yani bizim bildiğimiz tüm siyasi angajmanların çok üstünde, kotaların çok üstünde bir rakam. Yani niye? Çünkü yani %52 bandı yok bunda. Bunda %94 var. Herkes ailesine güveniyor. O sebeple İstanbul Aile Vakfı kurulduğunda ya da Büyük Aile Platformu oluşturulduğunda herkesin de insan davet edildi. Aslında çünkü bu hepsinin yer derdi. İfsadın, evet. Bu üfsatla mücadelenin kapsamını da anlatıyoruz. Aynen öyle, aynen öyle. Hocam, bir şey de mesela bu yakın zamanda, bunu da göstereyim. LGBT propagandasının Türk aile yapısını hedef aldığına
inanıyorum diyenlerin oranı %74.9. Bakın bunun içerisinde her siyasi partiden insanın var. Ve burada tüm Türkiye'nin kotası kullanılıyor. Ve tamamen bilimsel bir çalışma. Aynı sorunun devamı. Son dönemde sıkça gündeme gelen LGBT taleplerinin topluma yönelik bir dayatma olduğunu düşünüyorum diyenler %73.5. Bakın %52'den bahsetmiyoruz. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimindeki Türkiye'nin ikiye bölünmüşlüğündeki rakamlardan bahsetmiyoruz. Bunların çok çok üstünde. Bu şu anlama geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de, İYİ Parti'de de, yani Milli Cumhur İttifakı'nda da, Millet İttifakı'nda da olan seçmenlerin çoğu bunu bu şekilde görüyor. Ve biz bunu gördüğümüzde tabii ki hemen ona göre bir strateji hazırlayıp öyle yola çıktık. Yaptığımız çalışmaların hepsi bize şunu gösterdi. Merkezine aileyi aldığımızda çok fazla taraftar toplayacağız. Çünkü bizim derdimiz ne? Eğer aileyi kurtaramazsak bu ülkenin demografi yapısı, nüfus planlaması, hatta bu ülkenin ekonomisi, sosyal yapısı, siyasi yapısı, her şey ona göre şekilleniyor. Yani siz merkezine aileyi koyduğunuzda çözüm olarak, çözümü aileyi sorunun değil, çözümün merkezi olarak ele aldığınızda mesafe kat ediyorsunuz. O açıdan çoğu toplumun her kesiminden insanların bizle bir yerde olması çok normal. Hocam dikkatimi çeken şey, Avrupa'da da çok ciddi aslında aile yürüyüşleri yapıldı değil mi? Evet. Ya bu da aslında enteresan bir durum değil mi yani? Çünkü kendileri bizler geç fark ettik ama Avrupa tamamen geç fark etti. Zaten çok aile yapısı da güçlü değildi açıkçası orada. Yani bizde milli manevi değerler, kültürel değerlerimiz daha güçlüydü. Öncesinde de şu anda da Avrupa'ya kıyasladığımızda yine çok iyiyiz. Ama şöyle bir şey var. Yani bize bu dijital ekranlar, akıllı telefonlar 2010-2012 yılında girdi. Ondan sonra çok hızlı ilerledi ifsat. Önemli. İşte 2012'de. Şey değil, daha öncesi belki televizyon, sinema dünyası hep oturup eleştiriyorduk. Ama asıl ondan sonra başladı. Özellikle şu anda Z kuşağını, hele hele alfa kuşağını konuştuğumuzda bizim münevverlerimiz diyor ki, psikologlarımız, psikiyatrlarımız, en iyi anne babanın çocuğuna verebildiği şey %30'dur. %70'i budur diyor. Evet. Buradan alıyor %70'ini. Yani mücadele ettiğimiz şey, hani Mustafa Melihter Hoca söyledi ya, tek gözü kalmış, yani tek gözlü canavar diye. Bu o metaforu kullandığında bunu deccal olarak tanımlamıştı. Ya o doğrudur değildir, herkese göre ya değişebilir ama çok doğru bir değerlendirme, çünkü burası ifsad ediyor. Ve bir algoritma çalışıyor. Sizin aşağı yukarı kaydırdığınızdaki tereddütlere göre çalışan, sizin cinsiyetinizi bilen, yaşınızı bilen, neyi sevip neyi sevmediğinizi, neye ihtiyacınız olduğunu, belki sizi dinleyen, sürekli sizin karşınıza onu çıkartan ve bu böylece bir şeyleri ifsad eden bir karşımızda bir yapı var. Aslında bu yapı sadece LGBT ile de sınırlı değil. Şimdi bakıyoruz, PKK dediğimiz terör örgütü, onunla da ilgili bir çalışmamız var. Bir çalışmanızı ben evet gördüm hocam oradan. LGBT'nin sosyal medya hesaplarının terör örgütüne müzahir sosyal medya hesaplarıyla olan etkileşimi. Bir tarafta LGBT'yi destekleyen sayfalar var ve sosyal medya hesapları var. Diğer tarafta PKK'ya müzahir şeyler var, hesaplar var. Bunların arasındaki etkileşim muazzam. Şimdi bunun sonucu şu, aslında LGBT destekleyenlerle PKK'yı destekleyenler aynı yan merkezde. Bir başka bir görüntü, bakın Rakka'da terör unsurlarının elinde tuttuğu paçavra. Yani onları fonlayanlar da, terör örgütlerini fonlayanlar da, LGBT'yi fonlayanlar da aynı. Size çok enteresan gelecek belki, sokak köpekleri de bununla aynı şey. Bakıyorsunuz sokak köpekleri diye bizim toplumumuzda şu an tartışılan bir mevzu var. Ve sanki muhafazakar mütedeyyin kesim ya da şu anki mevcut iktidar sokak köpekleri konusunda yanılıyor, onları öldürmek istiyor, onları itlaf etmek istiyormuş gibi bir algı oluşturuluyor. Gençlerimiz bu şeyi yutmuşlar. Bununla ilgili bir şey konuştuğunuzda sosyal deney yapın, evde çocuklarınıza sorun, gençlere ya sorun, hemen tepki gösteriyorlar. Böyle bir hayvan sevgisi, hayvan sevgisinin ötesinde
hayvanperestlik var. Hayvanseverlik değil, hayvanperestliğe dönüşmüş. Bunu nereden aldı? Yine buradan aldı. Aslında yine aynı kaynaklar. Çok önemli hocam. Bakın bir başka bir şey, onu da bitireyim. Yani şu an Siyonizmin arkasındaki destekleyen unsurlar da aynı. Bir bakıyorsunuz, bizim boykot diye yayınladığımız markalarla LGBT'yi destekleyen, ciddi LGBT propagandası destekleyen var. Aynı markalar. Şimdi bakıyorsunuz bireysel yaşamı, evlilikten uzaklaştıran, gençleri evlilikten korkutan, evli olanları boşanmaya sevk eden bir sürü, birçok dijital mecralarda, filmlerde, kısa filmlerde, sosyal medyada sürekli bununla ilgili tezvirat yapılıyor. Bakıyorsunuz onların arkasındaki güçlerde, onların arkasındaki unsurlarda aynı unsurlar. Dolayısıyla tek bir merkezden birçok ifsat faaliyeti birlikte yürüyor. Şimdi bunu böyle söylediğimizde bir dakika ya burada bir şey mi var? Hani bir abartı bir şey mi var? Ama tamam biz 5 yıldır buna çalışıyoruz ve karşılaştığımız her şeyde bu çıkıyor ve bunu anlatıyoruz. Bir şey diyoruz. Hocam çok özür dilerim. Buyurun. Bu mesela sokak köpekleri, başıboş sokak köpekleri mevzusunu Sayın Mustafa Merter psikiyatrist hocamızla konuşurken de orada çok önemli bir şey söylemişti. Merkezlemişsinizdir. Dedi ki bekle sizin aile ifsadı ve bu organizasyonu ve bu operasyonları anlatırken söylediklerinizin içerisinde bütün o çerçeveyi de söyleyerek şöyle bir şey ekledi. Dedi ki gereksiz bu köpek sevgisinde bir sosyal mühendisliğinin sonucudur. Dedi. Kesinlikle. Şimdi aynen. Burada aslında buraya gelen... Aslında o Hekaton'la Son Tango kitabının artık o bir aşamaya kadar orada getiriyor. Size de aktarmıştı. Önce eğitim, sonra kadınların erkekleşmesi, erkeklerin erilliğinin elinden alınması. Son safhada artık LGBT'nin aktivizminin yapılması diye. Ondan sonraki aşamada da bir hayvanperestlikten bahsediyor Mustafa Hoca. Ama diyor ki bunun daha devamı var. Bunun devamı dediği yerde de benim mesela bir notum var. Çok fazla Kanaat Önderi hocamızla görüşmeler yaptık. Bir hocamız, kendisi PDR'ci ama meseleye böyle her açıdan, her disiplinden bakabilen, multidisiplinlere bakabilen bir hocamız. Dedi ki bir gün robotlarla evliliği konuşacağız. Dedik hocam herhalde siz çok fazla bilim kurgu film izliyorsunuz. Hatta şöyle başladı, biraz daha geriden alayım. Dedi ki 2045 yılındayız, bir mahkeme salonundayız. Bir kadınla bir erkek boşanmaya çalışıyor. Ve hakim kadını haklı buluyor, boşuyor. Ama dedi kadın robot, hakim robot. 2045 yılında Türkiye'de bir mahkeme salonundan bahsediyor hocam. Hocam dedi, tabii bizim dikkatimizi çekmek için yaptığı, bu da bir inşaat metodu. O bizim meseleyi anlamamız için önce bir şok yapıyor bizde, sonradan konuyu anlatıyor. Dedi ki bakın dedi, bu dedi küresel çetelerin, küresel lobilerin yapmaya çalıştığı bir denklem var. O denklem şu: insan eşittir hayvan. O da eşittir bitki. O da eşittir robot. Yani şimdi ben hayvan kısmını anlıyorum. Çünkü biz bunu hukukçularımızla çok konuştuk. Onlar diyorlar ki hayvan hakkı diye bir şey olmaz. İnsan hakkı olur. Hayvan koruma hakkı olabilir. Bitki koruma hakkı olabilir. Ki bu her dinde, şu anda cariye dünyadaki her dinde insan eşrefi mahlukattır. Yaratılmışların en şereflisidir. Onun dışındaki tüm canlılar, buna hayvanat da, nebatat da, hepsi insana hizmet için vardır. Bunu sadece Müslümanlar söylemiyor. Hristiyanlar da söylüyor. Budistler de söylüyor. Hindular da söylüyor. Yahudiler de söylüyor. Ama gel gelelim öyle bir denklem kuruluyor ki ve bunun meşruiyet kaldırıcı Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler'i de biliyor musunuz? 15 yıldır, tam 15 yıldır hayvan hakları tartışılıyor. Son 3 yıldır bitki hakları tartışılıyor. Hayvan haklarının son geldiği noktayı söyleyeyim size. Son geldiği noktada artık hayvanları kesmeyelim. Bizim kurban hadisimize oradan bir şey atıyorlar, kanca atıyorlar. Genelde ellerine kürdan oluyor bu arada. Hazır bizim ürettiğimiz tamamen et tadı veren, tamam o vitamini de size veren başka bir şey var. Biz bunu üretiyoruz, hayvanları katletmemize gerek yok. Geldikleri son nokta bu ama onun arka planda başka bir şey daha var. Çocuk yapmanıza gerek yok, o sevgiyi köpeğe verebilirsiniz. İşte o yüzden sokak köpekleriyle alakalı çok fazla sayıda kurulmuş sokak köpeklerinin şeyini, hakkını gözeten, güya hayvan hakları gözeten neler var? Sivil toplum kuruluşları var.
Ama hocam bak, şöyle bakıyorsunuz bir şey var. Onlar da aynı yerden ya fonlanıyor. Çok doğru ama şöyle bir durum var işte. Benim aslında anlayamadığım nokta şu. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki mesela bu mevzuyu. Fakat ben mesela bunu anlatma cesaretinin etkileyen şeyi çok merak ediyorum. Yani niye bu kadar hani bu gerçekleri anlatmada? Acaba linç korkusu mu var insanlarda? Evet, mesela kesinlikle. Linç korkusu var ya da işte medya aslında değil mi? Eşit bir platform sadece propagandadan ibaret çağırıyor. Değil, aynı zamanda dayatma var. Dayatma bakın da. Dayatmanın her aşamada var. Bu LGBT mevzusuyla ilgili biz 2019 yılında hocalarımızla konuşmaya başladığımızda dedik ki lütfen ekranlara çıkın konuşun. Lütfen bununla alakalı literatüre katkı sağlayacak, uluslararası hakemli dergilerde yayınlanacak, bize makaleler ve tezler hazırlayın. Yani doçent hoca ben profesör olacağım, bana mani olur bu dedi bize. Profesörü dekan olma, dekanı rektör olma derdinde ve eğer bu işe çalışırsa ve ismi ön plana çıkarsa işte o kariyer planında geriye düşeceğiyle ilgili endişe yaptı. Endişeye düştü. Sanat camiası ilk 2022 yılında bu büyük aile platformunun ilkini yaptığımızda sanat camiasından insanlara dedik ki biz oraya sivil toplum kuruluşundan ya da siyasetten ya da kamudan insanları çıkarmak istemiyoruz. Konuşacaksa ilim insanları, bilim insanlarımız konuşsun ve sanatçılarımız konuşsun istiyoruz. Sanatçılar dediler ki bizim oraya çıkarırsanız biz Netflix'ten teklif alamayız. İşte bu çok. Biz oraya çıkarırsanız biz işte müzik prodüksiyon ya firmalarından tedric ediliriz. Yani dışlanırız. Bize bunu yapmayın. Bize zulmediyorsunuz gibi. Tabii ki şöyle bir şey var. Yani sen bunu yap kardeşim. Rızık endişen olmasın diyemiyorsun. Herkes aynı şeyde olmuyor. Aynı motivasyonda olamayabiliyor. Ama bugüne geldiğimizde bu kırıldı. Şu anda daha rahatız. Niye? Çünkü bakın burada dedim ya başında Araf'a düştüğümde daha sonra beni çıkaran şey bu. Biz hakikati söylediğimizde Allah daha güçlü ilerledik. O yıl 2022 yılında 18 Eylül 2022 o Saraçhane'den sonra çok büyük bir etki oldu. Psikolojik eşik aşıldı. Katılım da bayağı büyük. Evet, 30 bin kişi katıldı. Maşallah. Akademisyenler artık tamam biz de çalışabiliriz demeye başladı. Sanat dünyasından insanlar bize gelip gitmeye konuşmaya başladı. Bizler televizyonda daha fazla davet edilir olduk derken bunlar konuşuldu. Yani bizim konuşmamız çok önemli değil. Zaten bizim 60'a yakın bilim kurulunda hocamız var. Her biri alanında münevver ya zaten. Onları konuşturtmak, onların bu konuyla alakalı açıklama yapmalarını sağlamak istiyorduk. Ama şu ara artık herkes konunun farkında. Hele hele Paris 2024 olimpiyatlarından sonra artık gözümüze sokar oldular. O çok başlı başına konuşulacak bir konu. Aynen hocam. Onu bir reklam arasından sonra konuşacağım ama çok küçük bir anlatmak istiyorum yani sormak istiyorum. Bu mesela belli sanatçılar var hocam. Yani böyle ünlü mamuller diyelim. Evet. Öyle söyleyebiliriz. Evet. Ya da raf ömrü tükenmiş ünlü mamuller diyelim. Mesela bunlar seçiliyor galiba değil mi? Hani böyle bir o fonlama tabii falan. Bu köyfeyi takip edeyim. Direkt fonlanıyorlar. Ya da denetlenebiliyor mu? Mesela nasıl oluyor ki gençlerin, işte çocukların işte bir konser salonunda bir LGBT bayrağı açılabiliyor? Açılabiliyor. Mesela. Bu bir suç değil midir? Değil. Niye? Değil çünkü bizim mevzuatımızda toplumsal cinsiyet eşitliği diye bir kavram var. Hı-hı. İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık ama toplumsal cinsiyet eşitliği mevzuatımızda, tüm kanunlarımızda, tüm yönetmeliklerimizde hala duruyor. Hı-hı. İşte zaten bu Büyük Aile Platformu'nun hedefinde bu var. Bu pazar günü yapacağımız yürüyüşün şeyi bu, hedefi bu. Biz bunu mevzuatımızdan çıkarmak istiyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği nedir? Kadın, erkek ve diğerlerinin eşitliğidir. Hı-hı. Niye sex equality değil de gender equality? Sex ile gender'ın İngilizce'deki farkı. Sex bizim bildiğimiz biyolojik cinsiyetimiz. Hı-hı. Gender ise toplumun bize dayattığı cinsiyet. Bunlar diyorlar ki çocuk doğduğunda tamam erkek uzvu olabilir ama sen ona işte renk seçiminde, kıyafet seçiminde kız ya da erkek diye ayrım yapmamalısın. 12 yaşına geldiğinde o kendi cinsiyetini kendisi tercih etmeli. Bize bunu söylüyorlar ve bunun karşılığı olan, Türkçe karşılığı olan toplumsal cinsiyet eşitliği şeyi bizim tüm mevzuatımıza kadar girdi. Ne ile? İstanbul Sözleşmesi'yle. O da çok zarar verdi. Biz İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık ki o İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili de çok farklı konular var. Tartışma. Mesela meclisteki milletvekillerimiz bu anlamda çok da suçlamaya gerek yok. Çünkü masumlar önlerine konularında cinsiyet eşitliği yazıyordu. Toplumsal cinsiyet eşitliği yazmıyordu. Oyladılar ama iki gün sonra şeyde yayınlanan mecliste konuşulanla resmi gazetede yayınlanan arasında farklılıklar vardı. Burada cinsiyet eşitliği yazıyordu. Resmi gazetede toplumsal cinsiyet.
Burada kovuşturma yazıyordu, orada soruşturma yazıyordu. Burada cinsel tercih yazıyordu, orada cinsel yönelim yazıyordu gibi. Aslında tartışmalı olan tüm kavramlar meclisteki onaylandıktan sonra, İstanbul Sözleşmesi kabul edildikten sonra değiştirildi. Bunu söylediğimizde devlet erkanından da yetkililere önce inanmadılar, daha sonradan kıyasladılar. Evet, böyle bir değişiklik olmuş yani. Neyse, sonrasında bunun farkına vardık. Birçok sivil toplum kuruluşu, başta işte Büyük Aile Platformu da olmak üzere. Hocam, bununla şey, ilgili... Çok özür dilerim. Bu sözleşme olduğunda İstanbul Aile Platformu var mıydı? Kurulmamıştı da. Yok, şöyle, biz zaten çok geç ya fark ettik. Yani bu 2011'lerden bahsediyoruz. Mesela şu anda olsaydı 2015'lerde. Bir istişare ortamı. Hayır, bizim çalışmaya başladığımızda Büyük Aile Platformu'nun altyapısı vardı. Biz bununla ilgili saha araştırmalarımızı Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm bakanlıklara sunduk. Ama tabii ki bunu yapan sadece biz değiliz. Birçok münevverimiz bu konuda kaleme aldı, yazılar yazdı. Herkesin katkısı var ya bu konuda. Ama asıl konu İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasıyla bitmedi. Onun içeriği mevzuatımızda şu anda girmiş durumda. Ve bu mevzuattan dolayı siz yurt dışından fon alan LGBT derneklerini kapatamıyorsunuz. Yine bu mevzuattan dolayı siz birilerine bir şeyler söyleyemiyorsunuz. Diyor ki bir dakika, benim haklarımı koruyan, benim bu yaptığım faaliyetlerin şeyde karşılığı var ya, yani mevzuatta karşılığı var diyor ve orada duruyorsunuz. Bir de tabii Avrupa Birliği muktesebatı gereği sivil toplum kuruluşlarına şey yapamıyorsunuz. Yani uluslararası imzaladığınız anlaşmalardan dolayı sivil toplum kuruluşlarına direkt devletin müdahalesi olmuyor. Olamıyor. Şimdi onları bir terör illiyetiyle yaptıkları eylemin sosyokültürel terör olduğunu söylediğimizde belki bunun kapanmasına vesile olacağız. Yani bu STK'ların kesinlikle kapatılması lazım. Yurt dışından fon alıyorlar ve aldıkları fonları nereye kullanıyorlar biliyor musun Esra Hanım? Cinsiyet değiştirme, parantez içinde ünlü. Önemli bir konu. Cinsiyet değiştirme ameliyatlarına kullanıyorlar ki onu Zeki Bayraktar hocam diyor ki cinsiyet sakatlama, cinsiyet iptali operasyonları. Cinsiyet asla değişmiyor. Çok önemli hocam bu. Mesela buraya fonluyorlar, bir de üniversitelerdeki LGBT kulüplerine. Hocam bu isimleri çok de LGBT değil o kulüplerin. Evet. Yani hepimiz kardeşiz, yalnız değilsin gibi şeyler. Bir virgül hocam, çok özür dilerim. Çok güzel gidiyoruz ama bölmek zorundayım. Kısa bir ara, reklam aramız. Kim var programımızda? Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Erdemez hocamızla muazzam önemli konuları konuşuyoruz. Lütfen ayrılmayın. Küçük bir aradan sonra Araf'ta sorular devam ediyor. Arafta Sorular programındayız. Kim var programımızda? Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Erdemez hocamızla programımıza devam ediyoruz. Çok da güzel mesajlar gelmiş. Gençler de bizi izliyor demişken bence o soruyu sormak istiyorum. Eyvallah. Şimdi programda dediniz ki işte mesela hayvan hakları hususunda gençlerin çok farklı düşünceleri var. Yani herkes bu sosyal deneyi yapabilir dediniz. Mesela LGBT de mutlaka ki burada hocam evet, var. Şeyde vardır. Gençlerin LGBT algısıyla alakalı saha araştırmamız var. Saha araştırmasında gençlerin ne söylediğini aslında merak ediyorum. Ya da gençlerden nasıl soru geliyor? Çünkü her kesimden insanlarla, gençlerle hocam platform oluşturuyorsunuz. Tabii tabii. Bildik o sorular biz. Önemli. Ve o soruların nasıl cevaplandığı da çok önemli. Ne diyorlar hocam? Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani bir kere gençleri biz artık bizim dönemimizdeki gibi, yani X kuşağının dönemindeki gibi, bu kuşaklara isim verilmesini de çok doğru bulmuyorum ama anlaşılsın diye söylüyorum. Böyle belli ideolojiler olan, ben liberalim, ben sağcıyım, solcuyum, ben milliyetçiyim diye tanımlayan şekilde tanımlamamak gerekiyor. Biz bunu ne zaman anladık? Yaptığımız bu görüşmelerde 1000 tane çocuğa, 300 tane çocuğa, gence, delikanlıya sunum yapıyorsunuz. Kız erkek ya fark etmiyor. Anne babası hangi ideolojiden, hangi dünya görüşünden olursa olsun sorular hep aynı. Verdiğiniz sorulara cevaplar da aşağı yukarı aynı. Artık yani gençlerin böyle şey ayrımları yok, ideolojik ayrımları yok. Yok. Ama bunun bir taraf, sanki bu olumlu bir şey gibi söylüyorum ama bir tarafta da olumsuz tarafı şu, hepsinin beslendiği yer aynı olduğu için aslında böyle cevap veriyorlar. İşte az önce hayvanseverlikle ilgili, aslında biz ona şey diyoruz, hayvanperestlik diyoruz. Artık hayvana sevmenin ötesinde ona tapma boyutuna gelecek. Neredeyse diyelim bu boyuta gelecek gençlerimiz var. Mesela bize bir sosyal deney yapmamızı istemişti bir hocamız. Ben de kendi muhatap olduğum gençlere bunu yaptım. Mesela bir video gösterdim. O videoda çocuk
Elinde telefonla kaldırımda yürüyor Esra Hanım. Karşı taraftan köpek geliyor. Onu görmüyoruz. Köpek tam karşısına gelince havlıyor. Çocuk korkuyla kendini yola atıyor. Araba çarpıyor ve çocuk ölüyor. Hı. Kamyon çarpıyor, ölüyor. Bunu gençlere gösterdim. Dedi ki hadi bir sosyal deney yap. Muhatap olduğun gençlere bunu sor. Gösterdim. Dedim ki videoyu gösterdim. Hiçbir şey söylemedim ben. Çocuk direkt şunu söyledi. Hocam o köpeğin hiçbir suçu yok. Bir dakika. Yani sen şimdi bu videodan sonra söyleyeceğin şey bu mu? Çocuğun yaşayıp yaşamadığını sormayacak mısın? Vah çocuğa demeyecek misin? Hayır diyor, siz diyor bunu bana gösterdiyseniz eminim diyor. Bunun arkasında şu var. Bu köpekle ilgili bir şey söyleyeceksiniz. Yani onu suçlayacak bir şey söyleyeceksiniz. Ya yahu burada bir insan var. Orayla ilgili kısma niye odaklanmıyoruz? Kafalarda tamamen böyle. Yani sürekli böyle kadın hakları savunuculuğu yapıp bu feminizmi abartan şeyler olur, hanımlar olur. Daha konuşur konuşmaz her söylediğin kelimenin içerisinde bir şeyi cımbızla çeker. Oradan kadın erkek eşitliği ile ilgili bir şey söyler. Aynı şey. Bu da bunu yapıyor. Ya bir dakika ama tamamen ben sana hiçbir şey sormadan bir şey gösterdim. Bir başka ya mevzu. LGBT konusunda yani muhafazakar, mütedeyyin ailenin çocukları, hatta İmam Hatip'te okuyan hafız. Çocuk diyor ki yani bırakalım istedikleri gibi yaşasınlar. En masumu şunu söylüyor. Diyor ki siz diyor yetişkinler bu ülkede diyor yolsuzluğu çözdünüz. İşte hayvanlara yapılan zulümleri çözdünüz. Çocuklara yapılan tacizleri çözdünüz. Her bir meseleyi hallettiniz de diyor. Bu LGBT bireylerine mi kaldı? Bırakın istedikleri gibi yaşasınlar diyor yani. Ayrıca diyor onlar diyor insan değil mi? Saygı duymak zorunda değil miyiz? O kadar çok böyle garipçe sorular var ki. Yani şimdi sanki karşısında diğerleriyle ilgili hiçbir mücadele etmeyen, hatta onları önemsemeyen, hı hı, yolsuzluk konusu ya da haksızlık konusu, her neyse yani. Birçok konu var teşhircilikten, sadece mesele sapkınlık meselesi değil ki. Kaldı gitti, biz o LGBT bireylerine daha kaçırılan çocuklar mesabesinde görüyoruz. Bizim derdimiz terör örgütüyle, çocuklarla değil ki. Çok doğru. Ben bunu izah ettiğimde şöyle konuşulduğumda karşılığı oluyor. Bir kere Hazreti Lut Aleyhisselam'dan bahsetmiyoruz. İlk bölümde söyledim. O sadece G idi. G'in G'siydi. Şu anda birçok çeşidi var. Artı bunu bir dini referansla konuştuğunuzda gençlerde algı kapanması oluyor. Yani bana Kur'an'dan, hadisten bahsetme diyor. Bana bahsedeceksen bunun bilimsel olarak, mantıksal olarak bunun arkasındaki gerekçeleri yasay diyor. Mesela şunu söylüyoruz. Gay diyebildiğiniz bir çocuk 2 yıl sonra, 3 yıl sonra ömür boyunca bez kullanmak zorunda kalan birisi oluyor. Sağlığını kaybediyor. Bir ne biliyor musunuz? İsviçre'de bir üniversitenin yaptığı araştırmaya göre normal insanlarda %1 olmayan intihara teşebbüs. Bunlar da LGBT bireylerinde %41'e çıkıyor. O zaman bir şey ifade ediyor. Yani sizi bunu tıbbi açıdan, psikolojik açıdan, psikiyatrik açıdan, bir PDR'ci gözüyle, bir sosyolog gözüyle, bunu bir demografik zayıflama, ülkenin ekonomisine zararından bahsettiğinizde bir karşılığı oluyor. Mesela diyeceksiniz ki ya bu hakikaten böyle mi? Evet böyle. Bakın biz İstanbul Aile Vakfı olarak bir şey yaptık. Çocuklardaki cinsiyet algısıyla ilgili 40 soru sorduk. Birinci soru çok enteresan. Cevabı da öyle. Eşcinsellik doğal bir durumdur. İnsan doğasında vardır. Yani eşcinsellik doğuştan gelen bir şeydir. Evet mi diyorsun, hayır mı diyorsun diye soruyoruz. Çocukların 18-24 yaş kuşağı çocukların %46.7'si buna evet diyor. Halbuki 2016 yılında ve 2019 yılında yapılan araştırmalar var. 500 bin kişiden Esra Hanım gen testi yapıldı. XX ve XY'nin dışında bir hormona rastlanmadı. Yani bu kadar bilimsel olarak net olarak kanıtlanmış bir şey olmasına rağmen gençlerimizin her iki çocuktan bir tanesi bunun doğuştan geldiğini zannediyor. Yani bu propagandayı yutmuş. Maalesef başka bir yerde. Bizim çocukları önce onun içerisinden bir kurtarmamız lazım. Bunun için de bilimsel verilerle, peki, araştırmalarla konuşmamız ya lazım. Peki hastalık oldu. Bunun bir hastalık olduğunu düşünün. Yani şimdi bizim bilim insanları da bunu hastalık diye tanımlayan var. Hastalık değildir, sadece bir kafa karışıklığıdır diye tanımlayan da var. Aslında en nihayetinde ne olduğunun bir önemi yok. Hı hı. Şu önemli olan çocuk biyolojik olarak, psikolojik olarak zarar görüyor mu? Evet. İntihara sürükleniyor mu? Evet. Cinsiyet değiştirme ameliyatlarına giriyor, geri dönüşü olmayan bir yola giriyor. Sonra bundan dolayı sıkıntı yaşıyor mu? Evet. Türkiye'de İşte Zeki Bayraktar Hoca bununla ilgili sunum yapıyor her yerde. Hı. Zeki Bayraktar Hoca diyor ki
Ya siz hiçbir zaman cinsiyeti değiştiremezsiniz. Yani bir kadını bir erkek yapamazsınız. Bir erkeği bir kadın yapamazsınız. Erkeği kadın yaptım zannedersin. Sen sadece onun dış görünüşünü ya değiştiriyorsun. Estetikle yapıyorsun. Ona göğüs yapıyorsun ama süt veremiyor. Onu kadın yaptığını düşünüyorsun, doğuramıyor. Hamile kalamıyor. Yani kadın yaptım diyorsun, regil olmuyor. Aslında sen kadın yapmıyorsun. Sadece onun cinsiyetini sakatlıyorsun. E diğeri de öyle. Erkek yaptığını zannediyorsun. Birçok rahatsızlık yaşayanlar var. Ya karnı çeşiyor, affedersiniz idrarını yapamıyor. Sondajla onu alıyorlar. Ya da affedersiniz çişini tutamıyor. Yani bunlar çok bilinen, yani tıbbi olarak da gösterilen şeyler. Ama gelin görün ki bunları burada göremiyoruz. Burada neyi görüyoruz? Sosyal medyada LGBT bireyi dediğin zengin hız ve has çağının en modern yaşayan, en popüler insanları. Para var, huzur var, zenginler, mutlular, çok böyle müreffeh bir hayatları varmış gibi gösteriliyor. Nerede gösteriliyor? Sosyal medyada, dijital platformda. Netflix'te yine bir araştırmamız. 2020 yılıydı. Netflix'teki 96 tane Türkçe altyazılı dizinin içeriğini araştırdık. Sağ olsun 3-4 tane gencimiz onu izledi. Allah bizi affetsin. Dizilerin hepsini izlettik ve dizilerin hangi tarihte çevrildiği, ismi ne? Oyuncularının gerçek hayattaki ismi, filmdeki isimleri ve filmde o oyuncunun bu LGBT tanımlamasında nereye tekabül ettiğini çıkardık. 326 karakter çıktı. 96 dizide 326 karakter eşcinsel var. Ve hepsi iyi roldeler. Siz bir gençsiniz, dizi izliyorsunuz. Birinci sezon boyunca hayran kaldığınız, kendinize rol model olarak gördüğünüz, kötülüklerle mücadele eden, iyilerin yanında duran bir kahraman var. Hero. İkinci sezonun ortasında onun gay olduğunu öğreniyorsunuz. Siz biz belki izlerken diyoruz ki ya olur mu böyle şey ya falan. Yani ya da belki dizi izlemek istiyor ama genç öyle bakmıyor olaya. Genç şöyle bakıyor. Diyor ki bir dakika. Demek ki bu insanlardan da bu şekilde iyi olan şeyler var. Hatta şunu söyleyeyim. En aklı selim insanlar, en böyle seveceğin, insanlığı düşünen insanlar bunlardan çıkıyor. Hmm. Bu kanaate nasıl vardın? İzlediğin dizilerle, sinemalarla, short videolarla, buradaki ekranda gördüğün şeylerle varıyorsun. İşte bu bir propaganda faaliyeti. Bu dayatmaya dönüşmüş. Nasıl? Sizin bir elinizde şey var, filmle ilgili bir yapımla ilgili çalışma var, dosya var. Gidiyorsunuz bu dijital platformlara hangisi ise ziyaret ediyorsunuz. Elimde çok güzel bir proje var, bunu diyorum bize fonlar mısınız? Eminim siz de biz de çok istifade edeceğiz diyorsunuz. O diyor ki kahramanın diyor ikisini diyor hem cins yapsak olur mu? Evet. Yok, ve bu sebeple var. Kabul edilmiyor. Evet, evet. Bunu yaşayan çok insan var. Bunları konuşturmamız lazım dediniz ya. Niye çıkıp cesaret edemiyorlar? Konuşsa ne olacak? Konuşacak, bir daha hiçbir zaman belki bu sektörde yer alamayacak gibi bir endişeyle devam edecek. Arafta kaldığım hususlardan birisi budur. Hocalar diyorlar ki ya şimdi bizi konuşturursanız mesela bir psikolog ya da psikiyatr. Herkes Mustafa Merter değil. O eleğini elemiş. Eleğini asmış, ununu elemiş, eleğini asmış. Korkacağı bir şey yok. Yani belli bir yaşa gelmiş vesaire. Ama bir tanesi diyor ki benim çok sayıda hastam var. Ve ben bu hastalarımı tedavi ediyorum. Bana danışanlarım var, geliyorlar. Eğer diyor ben bununla ilgili konuşursam, yani birilerini kaçırmış olurum. Haklı buluyorum. Bu adamı konuşturtmamak lazım. Hizmetin etsin. Ama bir başka birisi, onu masum bulamıyorum. Bazen işte böyle arafta kalıyorum. Acaba hakikaten o hocanın dediği doğru mu? Acaba konuşsa ayrıca bunun başka bir alanda bereketini görür mü diye böyle tereddüt ettiğim hocam, konulardan birisi. Yani çocukların... Bazılarınınki mantıklı geliyor ama bazılarının hakikaten bu kariyer planlamasından, rızık endişesinden dolayı bu işleri ya da bir gelecekle ilgili endişe yaşamasından dolayı da çok masum göremiyorum maalesef. Ya önceden anladığım kadarıyla hocam, mesela önceden bu 90'lı yıllara baktığımız zaman toplumda bir itiraz vardı. Benim gördüğüm, hatırladığım, bilmiyorum. Yaşımda bu arada belli oldu. Evet. 90'lı yıllarda. Evet. O zaman böyle bir itiraz, toplumsal bir itirazı hocam hissedebiliyorsun. Hı hı. Yani bu ekranlarda falan. Fakat şu anda galiba onu sormak istiyorum. Toplumsal bir itiraz var mı? Toplumsal bir itiraz var ama bu
dışa çıkmıyor. Ancak bizim gibi platformlar vesilesiyle olduğunda, sivil bir inisiyatif olduğunda bunun şeyini görüyorsunuz, tezahürünü görüyorsunuz. Bir kişi çıkıp da tek başına bununla ilgili bir mücadele etmiyor, edemiyor. Etse de o dayatmaya maruz kalıyor, susturuluyor. Ben çok psikiyatr biliyorum, bu konuda ceza alan, elinden belgesi alınan, profesörlüğü iptal edilen insanlar var. O da diyor ki ya mahallenin tek delisi ben miyim? Çıktım bir şeyler söyledim ve hayatım değişti. Ama siz bunu toplumsal bir inisiyatife dönüştürdüğünüzde bunun karşılığı oluyor. Mesela size örnekler vereyim. İşte Büyük Aile Platformu'nun farkı bu. Biz birçok ilde, 20'den fazla ilde yerel aile platformları kurduk. Yani gidiyoruz oraya. Hem oradaki devlet görevlerimizi, sayın valimizi, aile il müdürümüzü ziyaret ediyoruz. Yaptığımız çalışmalardan bahsediyoruz. Sonra oradan işte 50-60-70 sivil toplum kuruluşu başkanını bir araya getiriyoruz. 4 saat, 5 saat onlara 5 yıllık müktesebatımızı anlatıyoruz Esra Hanım. Sonra o toplantının sonunda diyoruz ki sizin bu şehrinizde bir aile platformu kurulsun. Bu aile platformu ifsatla mücadele çalışması yapsın. Çok güzel örnekler var. Mesela bir ilimizdi. Belediye toplumsal cinsiyet eşitliği merkezi açacaktı. Bizim anlattığımız şeyden dolayı zihinlerinde kalmış. Bizi aradılar. Dediler ki ya bir dakika, belediyede böyle bir şey yapılıyor. Bunlar da anladığım kadarıyla aynı yerlerden fonlanıyor. Evet dedik, siz onun açılmasına mani olabilirsiniz. Nasıl olacak? Dedim kaç sivil toplum kuruluşu var beraberinizde? 50-60-70 neyse. Hepiniz dedim bir dilekçe verin. Dilekçenin ekine kaşe imzanızla başvuruda bulunun ve valiliğe şikayet edin. Gittiler, dediler ki biz belediyedeki bu açılan toplumsal cinsiyet işliği merkezinin yabancı fonlarla desteklendiğini ve toplumumuzda aile değerlerimizi, milli kültürel değerlerimizi mugayir hareketler yapacağını biliyoruz ve buna karşıyız diye kapatılmasını istiyoruz. Valilik müdahale etti. Tam kapatamadı ama bir de belediyenin önünde nümayiş düzenlendi, basın açıklaması yapıldı derken açılamadı. Bir başka bir güya sanatçı bozuntusu bir grup, eşcinseliyle bilinen bir grup, işte Anadolu'da turneler düzenliyor. Gittiği yerde LGBT paçavrasını asıyor. Hı hı. Hatta bir vatandaşımız o paçavrayı eline aldığında güvenlik onu alıyor. Tam çıkarırken o sanatçı bozuntusu onun elinden alıyor, sahneye çıkartıyor. Performansının sonuna kadar onu elinde taşıyor. Biz bunu gördük ve bundan sonra o hangi şehre gidip de konser verecekse o ekip, o grup, oraya haberdar ettik. Antep'te, Gaziantep'te ki aile platformu hemen harekete geçti. Hı hı. Gittiler dilekçeyle valiliğe başvurdular ve o konserin yapılacağı yerin önünde basın açıklaması yaptılar. Konser iptal edildi. Sonra bir başka şehre gidildi. Bu tamamen legal ve kanunen haklarımızı kullanıyoruz. Sivil toplumun haklarını kullanıyoruz. İptal edildi. Adam turnesi iptal edildi. Yani bizim böyle bir şeye hakkımız var. Dediniz ya, niye konuşamıyor? Bir kişi konuşsa ne olur? İşte bir kişi konuşamaz. Bunu ancak böyle bir kolektif bir hareketle yaparsanız karşılığı oluyor. Bizim zaten amacımız da bu. Yoksa yapacağımız tüm çalışmalar aslında hükümetin alması gereken tedbirlerle alakalı. Kanun çıkarsın da bitsin kardeşim, biz niye kendimizi yoruyoruz? Ama öyle değil. Hem onların elini güçlendirmek için böyle bir sivil inisiyatife ihtiyaç var. Hem de toplumun bunda rahatsızlığını tüm kamuoyuna, tüm dünya kamuoyuna, bu küresel yapıların başındaki insanlara bunu göstermemiz gerekiyor. Biz sizin ne yapmaya çalıştığınızı biliyoruz. Tehlikenin farkındayız ve bundan dolayı rahatsızız. Hükümetimizi de bu anlamda, tüm siyasi partileri de bu anlamda uyarıyoruz. Biz bu arada Büyük Aile Platformu olarak yaklaşık 6 tane, 5'i geçti herhalde, 6 oldu. 6 siyasi partinin genel başkanı ve genel başkan yardımcısı düzeyinde görüşmeler yaptık. Bunu bir siyaset üstü bir konu olarak ele almaları gerektiğini söyledik. 150 bin ıslak imzamız var. Meclise sunduğumuz 1,5 yıl önce. O neydi? LGBT derneklerinin kapatılması, toplumsal cinsiyet işliği kavramının mevzuatımızdan çıkarılması için tek tek vatandaşlarımıza, her birine 10'ar dakika bu meseleyi, en az 10'ar dakika izah ederek bunun altına imza atmasını istedik. İsim, soy isim, TC kimliği, iletişim ve imza. O kadar zor ki bir adamdan bu imzayı almak. 150 bin kişinin esprisi de şu Esra Hanım, eğer 150 bin vatandaşımız ıslak imzayla meclise başvurursa meclis bunu gündeme almak durumunda. Eski meclis başkanımıza da, yeni meclis başkanımıza da bunu aktardık. İnşallah Ekim ayından sonra yeni yasama döneminde bizim bu
dilekçemizin dikkate alınacağını düşünüyoruz. Bu yaptığımız, bu hafta sonu yapacağımız büyük aile buluşması da bunun için. Yani biz bir kamuoyu oluşturmak istiyoruz. Meclise bu gündeme geldiğinde bunu siyaset üstü bir konu olarak ele alıp imzalamalarına ve artık bu derneklerin kapatılması, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının yeni anayasamızda da mevzuatımızdan da çıkarılmasını istiyoruz. İki tane daha hedefimiz var. O da Birleşmiş Milletler üzerinden. Birleşmiş Milletler'de Sayın Cumhurbaşkanımızın teklifiyle inşallah olursa sürdürülebilir kalkınma amaçları var 17 tane. Bunların beşincisi toplumsal cinsiyet eşitliği. Biz buna 17.sini ilave etmek istiyoruz. O da nedir? Sürdürülebilir aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi. Eğer bunu koydurabilirsek birçok işletme, birçok kurum, kuruluş Birleşmiş Milletler'deki o maddeye istinaden yaptığı çalışmalardan dolayı destek alabilecek. Bir başka hususta Dünya Aile Ajansı'nın kurulmasını talep ediyoruz. Birleşmiş Milletler'e, Akreti'de, İstanbul'da böyle bir ajans kurulursa bunun için de bildiğimiz kadarıyla yani araştırdığımız kadarıyla 3 ülkenin buna imza vermesi yeterli oluyor. Böyle bir ajans kurulursa bu yaptığımız bizim çalışmaları devletler üstü bir çalışma haline dönüştürüp tüm insanlığın bununla mücadelesine bir vesile olmuş oluruz diye düşünüyoruz. Aslında uluslararası boyuta da ulaştırmış. Evet, ulaştırmış olacağız. Oradan bir etkileşim var. Aslında halihazırda sivil toplum düzeyinde çalışmalarımız var. Macaristan'da, Rusya'da, farklı ülkelerde bu LGBT propagandasını yasaklayan ülkeler var. Oradaki aktivistlerle, bizler gibi bu alanda çalışan insanlarla iletişim halindeyiz. Hatta size konusu gelmişken onu da söyleyeyim. LGBT propagandasını yasaklayan şu anda 24 ülke var. Çok güzel bir gelişme. 25.sı Türkiye olabilir. Bunun için işte bu hafta sonu yapılacak olan etkinliğe, büyük aile bulaşmaya 50.000'in üzerinde katılım bekliyoruz inşallah. Bu yıl daha güçlü, herkesin de ilgisini çekiyor. Oraya katılacaklarını düşünüyoruz. Bunu Rusya yapmış, Macaristan yapmış. Biz neden yapamayalım? Bence yapabiliriz yani. Bence atladığımız çok önemli. Benim sorularımdan bir tanesi var. Onu hemen sormak istiyorum. Buyurunuz. Bu çok güzel bir tabir kullandığınızı duydum. Ekranların emzirdiği çocuklar. Bu evet. Bir numara yani evet. Tabir. Şimdi bir anne olarak bir nedamet getiriyorum karşınızda. Bu ekranla mesafesini maalesef ayarlayamayan annelerden bir tanesiyim. Evet. Bunun için çok ciddi uğraşıyorum ama bu anlamda galiba bu bağımlılıkla mı? Evet, bu bir ekran bağımlılığı. Aslında bizim mücadele alanımız ilk başladığımızda 3 konu vardı. Bir abimizin ifadesiyle 3'ü bir arada bunlar. Birincisi inanç sorgulayan gençler. Gençlerden yola ya çıktık. İşte deist, ateist, agnostik olduk diyenler. İkincisi madde bağımlıları. Daha doğrusu bağımlılık. Sadece madde bağımlı değil, ekran bağımlılığı. Bir başka husus daha var. Çok insanın gündemine almadığı ama ülkemizde hassavada bir bağımlılık haline gelen PMO bağımlılığı. Porno, mastürbasyon ve orgazm bağımlılığı. Bunun literatürdeki, aslında bu dijital etkiliyor. Evet, bunun literatürdeki karşılığı bu. Bu bizim ürettiğimiz bir kavram değil. Yani bunu, bu bir psikiyatrlık, bir psikologluk bir durum. Eğer bir kişi PMO bağımlılığına düçar olmuşsa evlenmesi çok zor. Evlendiğinde de mutlu olması ya çok zor, çok kısa bir sürede boşanmaya dönüşüyor. Dolayısıyla bağımlılıklar ikinci sırada. Üçüncü sırada da cinsel kimlik karmaşası. Biz LGBT kavramı yerine cinsel kimlik karmaşası yaşayan vatandaşlarımız diyoruz. Ya da marjinal cinsel kimlikli vatandaşlarımız diyoruz. Hocam orada sorumu tamamlamak istiyorum. Mesela çocuklardan, evet bunun çok ciddi mücadelesini veriyorum aslında. Bağımlılık demeyeyim, bağımlılık gibi değil ama şöyle, mesela bazı oyunlar mesela. Ama ekran bağımlılığı da diğer bağımlılıklardan hiç de aşağı bir şey değil. Yani bunu bağımlılık günde olarak... Günde 8 saat, 10 saat, 12 değil. Saat kalanlar o kadar var. Değil hocam. Sadece şu var bak. Benim çocuğum... Sizin çocuğunuz da o kadar değildi. Uyumuştur o. Ama şu var. Ekran bağımlılığından ziyade şunu fark ediyorum. Teknolojik dünyayla iletişimi çok iyi olduğu için aslında buradaki lokomotifi bu oyunlarla sağlıyor. Çünkü merak evet. ediyor. Benim anladığım. Bakıyoruz işte bazı oyunların yasaklanması. Buna nasıl bakıyorsunuz onu soracağım. Bu soruyu lütfen kaydedelim. Onunla ilgili basın açıklamamız da oldu. Kalsın. Evet. Çok önemliydi bu. Mesela işte Instagram konusundaki o dayatma
Ve aslında çok haklı duruşunuz. Evet. Ve insanların oradaki arızi durumu mesela nasıl, evet, yorumluyorsunuz? Bu da ikinci sorulardan bir tanesi. Üçüncüsü de, evet, bu çocuklardaki ekran bağımlılığı ya da işte ekranda çok fazla kalma, ama bunu mesela işte okulda da hocam mesela robotik kodlamada çok iyi. Hmm. Ama bir şekilde bu teknolojik aygıtların bizim dünyamızda var olması o başarıyı aslında diri tutuyor. Ama bir aslında arafta bir konu yine. Çok araf. Yani şimdi bir taraftan dijital dünyadan uzak kalmasın, hocam, uzak kalmasın diyoruz. Bir taraftan da oradaki menfi etkilerden nasıl koruyacağız diyoruz. Aslında bunun iki çözümü var. Bir kere bundan uzak kalmak, yani tamamen dijital dünyayı hayatımızdan çıkaralım desek bunun realitede bir karşılığı yok. Bunu biliyoruz. Hı hı. Çünkü artık hakikaten elektronik bir hayat yaşıyoruz. Evet. Yani bunu, ama şöyle, bunun çözümüyle ilgili bir içerik üretmek kısmını yapmalıyız. Bizim kendi çarşımız neden yok? Niye başkalarının çarşısında dükkan açıyoruz? Niye başkalarının çarşısında çocuklarımız dolaşıyor? Buna bir çözüm bile bulmamız lazım. Yani, bir an önce ev sahibi değiliz, evet, kiracıyız. Aynen. Niye kiracıyız? Kesinlikle. Niye onların kurallarına göre yapıyoruz? Kesinlikle. Bunu muhakkak aşmamız lazım. Yani biz sihalar üreten bir ülkeyiz artık. Artık buna geçmemiz lazım. Nasıl dijital platformda TRT'miz hemen bir başka bir dijital platform üretti ve içeriklerini sağlamaya, hı-hı, başladı. Bunu daha ileri boyutlara taşımamız lazım. Birincisi bu. İkincisi de ekran süresi dediğimiz şey sadece menfi şeyler aldıklarından dolayı değil. Çok fazla uzun süre burada kalıyoruz. Hı. Yani çocuğun ekranda ayırması gereken süre 2 saati geçmemeli günde. Bunu biz değil, uzmanlar söylüyor. O da dersiyle alakalı ya da araştırmak istediği bir şeyle ilgili. Yani daha önce çocuğu nereye gönderiyorduk? Genci, delikanlıyı, okuyan öğrenciyi nereye gönderiyorduk? Kütüphaneye. Artık kütüphane burası. Dolayısıyla bu ekranda geçirdiği süre içerisinde onu neyle geçirdiği çok önemli. Yani sadece video izleyerek. Ve o, biliyor musunuz, artık şeye dönüşüyor, bir sarhoşluğa dönüşüyor. Sürekli böyle izleyen, i̇şte donuk bir gözle bakan bir hale geliyor. İşte tam tehlikeli olan kısım burası. Belki buraya müdahale etmek gerekiyor. Anne babalar eğer, hocam, ikinci kısım orası. Edecek? Çok özür dilerim. Birlikte vakit geçireceğiz. Biz birlikte vakit geçiremiyoruz çocuklarla. Hocam, kim müdahale edecek? Mesela şey, şu kısmı, anda çok güzel anlatıyorsunuz. Evet. Aslında o kanayan bölgeleri bulduk. Tamam, evet, pansumanı da yapıyoruz ama teknik olarak gerçekten bu anlamda hani konsensustan da bahsettik, çok güzel. Burada kim mesela, biz yıllardır geçen ay Instagram'a nasıl müdahale ettiysek aynı konuşuyoruz. Yine aynı şekilde müdahale edeceğiz. Hı-hı. Siz biliyor musunuz TikTok kimin ürünü? Çin'in ürünü. Çin'in ürünü. Çin'in bir şeyi. Peki bu telefonunuzla Guangzhou'ya gidin, Pekin'e gidin. Orada telefonunuzu açın, TikTok'u açın. Orada LGBT propagandası ihtiva eden hiçbir video göremeyeceksiniz. Neden? Çin'de yasak çünkü. Bizim zaten istediğimiz bu. Diyoruz ki çocuk burada geçirecekse 2 saat, evet, onu verimli geçirsin. Diyelim ki birazcık kafasını dağıtmak istedi, TikTok'a girdi. Onun karşısında teşhircilik olan, çıplaklık olan ya da ya sapkınlık olan şeylerin meşru gösterildiği bir video görmesin. Bu yasaklansın istiyoruz. Zaten tüm derdimiz bu. Ama herkes zaten hocam, benim gördüğüm mesela sanatçılar da. Ama bununla da bitmeyecek Esra Hanım. Diyelim ki oluşturmuşlar ya. Yani. Evet evet. Diyelim ki bu yasaklandı. Bu yasakta da ya bitmeyecek. Biz anne babalar olarak çocuklarımıza ne kadar vakit geçiriyoruz? Heh, şimdi onu konuşalım hocam. Evet işte şey, yani genellikle bizim bu büyük şehirlerde, hele hele İstanbul'da çocuklarımızla birlikte vakit geçirdiğimiz, özellikle babaların. Bakın bizim aile danışmanlık merkezlerimiz var İstanbul Aile Vakfı olarak. Gelen gençlerde bir bağımlılıkla alakalı sorular çok geliyor. İkincisi de cinsel kimlik karmaşası yaşayan çocuklar geliyor. Yani ben kendimi böyle hissediyorum. Hatta anne babasına söyleyemeyip bize gelip psikoloğa açılan çocuklarımız oluyor. Her türlü aile mi hocam? Evet evet, her türlü aile. Yani bunun şeyi yok, muhafazakar mütedeyyin, milliyetçisi yok, doğru, seküleri yok. Hepsinden gelenler hemen hemen çocukların düçar oldukları kafa karışıklığı diyelim, rahatsızlık demeyeyim hadi. Hı. Aynı. Çünkü aynı yerden beslendikleri için aynı sıkıntıları yaşıyorlar. Bir de bunun popüler tarafı var. Siz okuldasınız. Bizim zamanımızda iyi smaç basan bir kız popülerdi. Futbolda iyi forvet oynayan bir çocuk çok popülerdi. Okulun en popüleriydi. Şimdi öyle değil. Birisi ben deist oldum derse, deist olmasa dahi bunu söylediğinde popüler oluyor. Ya da ben bir kız lezbiyen oldum dediğinde popüler oluyor. Benim kızım İmam Hatip'te okuyor. Diyor ki baba, bizim sınıfta 3 tane aseksüel var diyor. Ne demek aseksüel? Kız ya da erkek kimseden
cinsellik anlamında ilgi duymuyorum demek. Aslında bu bir şey, yani kendini böyle farklı göstermeye çalışıyor gencimiz. Bir de şey, yani erkeklerle ilgili atıyorum bir tepkisi var kendi içinde. Hı hı. Tamam mı? Onu bastırmak için kendine bir tanımlama ararken burada neyi görüyor? Aseksüelliği görüyor. Diyor bu tür tam benim tanımıma uğruyor, ben buyum diyor. Kendine böyle bir kimlik addediyor. Hı hı. Aslında tamamen kafa karışıklığı. Bu ne oluyor? Bize geldiğinde psikologlarla oturduğunda, konuştuğunda 3 seans, 5 seans sonra ona sorduğu sorularla, onu yönlendirmekle bir yere varıyoruz ve o meseleyi çözüyoruz mesela. Hocam mesela biz canlı bu şekilde olarak kurtardığımız gençlerimiz var. Allah razı olsun. Buradaki mücadelenize gerçekten şahidim. Ve birçok insanda zaten şu anda aile platformunun, büyük aile platformunun müthiş çalışmalarıyla bilinçlenmiş vaziyette şu anda. Evet. Bunun için gerçekten şükrediyorum ve teşekkür ediyorum. Aslında çok duyulmuyor. Çok duyulsa daha çok da iyi olur. Çok duyulacağız. Çok duyulmamız inşallah lazım. Bunu çok duyulacağız. İnşallah. Bunda ben burada size söz veriyorum. Eyvallah. Benim mesela merak ettiğim konulardan bir tanesi. 3 hafta öncesi galiba. Bir şahsın, bir organizmanın sürekli mesela dinle olan bağlantısı ya da işte itirazı, inkarı, evet, gençler arasında çok konuşuluyor. Hı. Şimdi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de niyeyse evlilikleri konuşuluyor. Evet. Bunu mesela bakıyorum hocam. Estağfurullah, hepimizin buna bir itirazı vardır. Yazılarımızda bunu konuşuyoruzdur. Evet, yazıyoruzdur. Platformlarda konuşuyoruzdur ama yani mesela bu platformlar varsa Peygamber Efendimiz'i anlatan platformların çokluğu nasıl? Niye yok? Niye yok? Aynı o söylediğiniz şahsa cevap veren hocalarımız var. Çok da güzel, mantıklı cevaplar veriyorlar. Üstelik verirken argümanlarını... O kadar etkileşim almıyor mesela. Evet, almıyor. Almıyor çünkü o dükkan, o çarşı bize ait değil. Yani almıyor. Yani ama şöyle, bizler bunu bunların sayısını artırarak, içerikleri artırarak bir mücadelemizi vereceğiz. Ama mücadele sadece dijital platformda kalmayacak. Bir kere anneleri bizim, babaları bizim eğitmemiz lazım. İşte bizim platformumuzda en önemli, en çok önemsediğimiz kısım bu Anadolu'da yaptığımız konferanslar. Konferansları videoya çeksek, herkes izlese daha mı iyi olur? Ben aynı etkiyi göremiyorum. Gelsinler o konferansı yapan uzmanımız, hocamız, abimiz, o iletişimci ablamız. Doğru. Orada anlatırken birebir bir de soru sormak istediklerinde soru sorabilsinler. Yani orada birbirine dokunarak bir meselenin nasıl olduğunu anlatabilsinler. Bizim çok değerli hocalarımız var. Ya psikologlar diyor ki okulları geziyoruz diyor. Çocuklara tam da bu cinsel kimlik karmaşasından bahsediyoruz. Birçok sıkıntı var yani. Yani mesela 7 saniyelik cenneti yaşamak diye bir şey var. Lambaları kapatıyorlar. Kim kime yapışırsa birbirini öpüyor, okşuyor falan filan. Böyle mesela şeyler oluşmuş okullarda. Diyor ki yani bunlarla nasıl mücadele edeceğiz diye annelerin sormak istediği, babaların sormak istediği sorular var. Ama bunu bu ekrandan izleyerek ya da kısa filmlerle yapamıyor. Onu konferansa katıldığında hocayı kenara çekiyor. Benim de özel bir sorum var diyor. Bunu soruyor. Ya bizim bunların sayısını artırmamız lazım. Sadece burada kalarak değil. Bir kere burada kalacaksak bizim kendi dükkanımız olmalı. Kendi çarşımız olmalı. Onu da yapmalıyız. Bu yeterli değil. Anne babaları eğitmeliyiz. Anne babalar bu konuları araştıran, bu konulara güzel cevapları verebilecek, mantıklı cevapları verebilecek dolu hale gelmeli. Bakın teşbihte hata olmasın. Bir dönem bu ateizmin çok fazla tartışıldığı dönemde bizlere şey derlerdi. Yani karşına bir ateistya çıktığında ona nasıl cevap vermen gerektiğini bilmen lazım. Mesela böyle 8-10 soru ve ona kalıp cevaplar. İşte bir tanesini hatırlıyorum. Diyor ki ateist karşına çıktı, sana diyecek ki Allah kendinden büyük bir şey yaratamaz mı? Haşa, zaten soru saçma da ama şöyle, bunu sorduğunda buna nasıl cevap verecek? Saçmalama demek cevap değil. Ona öyle bir cevap vermelisin ki onu şaşırtmalısın. Diyeceksin ki ben Allah'ı sonsuz olarak tanımlıyorum. Sen sonsuzun daha büyüğünü bana söyle. Ben sana cevabını vereyim. Tam bir kapak. Yani bu cevabı ona verdiğinde mantıklı bir şey söylemiş oluyorsun. Burada da anne babalar çocuğu kendisine gelip de ya sizin ne işiniz var bu LGBT ile kardeşim dediğinde anne baba bunun tamamen dini terminolojiyle cevap vermek yerine şöyle dese biliyor musun bunların hakikaten sıkıntılı bir hayatları var. Çoğu da intihar ediyormuş. Kuzum duydum, bunlara üzülüyorum. Bunlar bizim vatanımızın evlatları, bunlar bizim çocuklarımız. Onlara üzüldüğümüz için biz böyle düşünüyoruz. Bir de şöyle bir şey, bize ne bunların yatak odasında? Biz herkesin günahını mı
araştırıyoruz. Onları hep düzeltmeye mi çalışıyoruz? Peki hocam, önemli bir soru. Onlar yatak odasını sokağa taşıdığı için, bunu teşvik ettiği için biz karşıyız. Peki bu bireylerle de iletişime geçtiniz mi? Tabii. Hastalarımız sürekli gelip gidiyorlar. Hı. Bazılarına çözüm de bulamayabiliyorsunuz. Artık geçmiş olsun, belli bir aşamaya geçmiş oluyor. Mesela çok zor oluyor. Kurtulmak isteyenler bu anlamda. Çok zor oluyor yani. Bazıları yani bir yıl sürüyor. Mücadele ediyorsunuz, kurtaramayabiliyorsunuz yani. Hı. Kopup gidiyor ama çoğu bu daha henüz o ilişki boyutuna girmemiş. Kafasında bazı sorular var. Olanları şey yapıyoruz. Peki hatta hocam, bununla ilgili yeni evlenen birisi oldu geçen hafta. Hem kurtuldu. Kendini gay diye tanımlıyordu, kurtuldu. Şimdi de evlendi. Mesela çok mutlu oluyoruz. Bunları duyduğumuzda bu haberleri. Muhteşem bir şey. Peki hocam, mesela evlenmek isteyip de evlenemeyen çiftler. Evet. Bu ekonomik organizasyonlar. Evet. Sizin çok konunuzun dışında ama. Yok, konumuzun dışında değil. Aileye vakfı olarak zaten evlilikleri teşvik ediyoruz. Teşvik ediyoruz. Evet. Bununla alakalı gençleri, hatta erken yaşlarda, erken derken işte üniversite çağında ya da üniversite hemen biter bitmez evlenmelerini tavsiye ediyoruz. Hı. Hemen karşımıza şu sorular çıkıyor. Hani dediniz ya, gençlerin ne sorular var. Hı hı. Bu ekonomik hayatta, bu ekonominin bu kadar sıkıntılı olduğu bir dönemde nasıl evleneceğiz? Hep bir matematik hesabı. Yani ne kadar aylık maaşım olur, ne kadar giderim olur. Sanki mevzu orası. Orası bence ikinci, üçüncü aşama. Asıl doğru kişiyi bulabilmek. Hı. Değil mi? Yani hı, senin anlaşabileceğin, ruh ikizin gibi olduğunu düşünebileceğin birini bulmak. Mutlu olacağın birini bulmak. Sen diyorum müstakbel gelinimizi, damadımızı bul da sonra bunları konuşalım. Çünkü onu gördüğünde ya zaten bu ayrıntılara takılmayacaksın. Nice örnekler var yani. Peki üniversite hocam, çağında cevaplar, evlenip de. Mesela cevaplar, çok özür dilerim. Cevaplarda mesela ne geliyor? Hemen böyle diyorlar. Bize öyle afaki konuşmayın. Kendi döneminizden cevaplar vermeyin. Ben de diyorum ki tamam, sizin döneminizden cevap vereyim. Şu an diyorum sen kaçın sınıftasın? Üniversite 3'teyim, 4'teyim. Bu yıl bitiriyorum. Var mı bir adayın? Evet var. O da mı öğrenci? Evet. Hatta aynı sınıftayız, aynı okuldayız falan. Peki evlenmenin manini ne durumu? Tamamen ekonomik sebep hocam diyor yani. Diyorum ki peki sen şu an burs alıyor musun? Evet alıyorum. Eşin de alıyor mu? Alıyorum. Peki bir yerlerde çalışabilir misiniz? Ama öğrenciyiz, bir dakika diyorum, bana yutturma yani. En az haftada 2 günün boştur senin. Evet diyor. Diyorum ki bu part time çalışılan yerler var, mağazalar var. Orada çalışsanız şu kadar. Hadi diyorum oturalım, seninle bir hesap yapalım. Bu hesaplarda iyiyimdir diyorum. Hadi hesap yapalım. Şuradan bunu aldınız, buradan bunu aldınız. Peki bir 1+1 ev tutsanız. Sonra ileride çocuklarınıza anlatacağınız böyle bir maceranız olsa. Bakın biz annemizle zamanında şu küçücük bir stüdyo dairede üniversitede okurken evlendik, birbirimize aşıktık. İşte böyle bir güzel hikayeniz olsun istemez misiniz falan. Yani illa o dönemde evlenecek diye de bir şey yok. Ama onun bile aslında yani matematiksel olarak mümkün olduğunu anlatmaya çalışıyoruz ya gençlere. Hı hı. Yani hani sizin duygusallığınız, hani sizin romantizminiz, hani bunlardan bahsederken izlediğiniz ya filmlerde o zorlu hayatlar yaşayan ama birbirlerini seven, kendi hayatlarını kuran kişileri, çiftleri izliyordunuz. Kendiniz böyle bir şeye gelince niye geri diretiyorsunuz? Bir çocuğa böyle dedim. Dedim ki sen şimdi müstakbel gelinimize git sor. De ki evlendiğimizde evdeki eşyalar açısından, yani evin teftişatı açısından en acil gördüğün şeyleri yaz. İşte çamaşır makinesi, buzdolabı. Hadi bulaşık makinesi artık günümüzde şey oldu. Ev. Evet, evin içerisinde. Bir de işte kanepe, işte oturma şeyi, yatak hı-hı, odası takımı falan filan. Zarur olanları yaz dedim. Çocuk getirdi, diyor ki orada waffle makinesi yazıyor. Şimdi yani zaruri kısmına bile bunu koymuş. Bizim buraları çözmemiz lazım. Yani dedim ki ona öyle bir şey söyle ki ya, ben waffle makinesi alacak durumda değilim ama seni seviyorum ve evlenmek istiyorum. Bunu bir zorla yani, bu tür şeyleri de teşvik etmemiz gerekiyor. Bir de yani hocam, waffle makinesini de ben alayım ya. Nasıl? Evleneceklerse bu sorun herhalde, bir waffle makinesi sıkıntı yoksa. Herhalde orada takılıp kalmazlar diye ya düşünüyorum. Ama bunu niye söyledim, o ayrıntıyı? Düşünün, o kızcağızın yani zaruri ihtiyaçlar ya listesinde o niye yer alıyor yani? Bunsuz olmaz demiş mesela. Ama bu çözülebilecek zaten şeyler. Zaten devletin de hocam şu anda evlilik, yeni evlenen çiftlere teşvik arttı. Bu arada onu söyleyeyim. Ama evet, evet. Galiba mevzu aslında sizin söylediğiniz, tabii Latife bir yana ama evet, sizin söylediğiniz hocam çok önemli bir durum var. Doğru kişiyi bulma. Evet. Mevzusu. Bu anlamda bir de evlilikle ilgili zaten korkular var. O korkuları bir kene bilsek aslında doğru kişiyi de bulur. Sonra bunun ekonomik kısmını da bir şekilde çözer. Yani söyleyeyim, bizim ya toplumumuzda çocuğu yani evlenip de
destek olmayacak bir dayı, teyze, amca, anne, baba yok mudur yani? Yani henüz 18 yaşına geldi, artık biz evimizden atıyoruz diyen bir Avrupa'yı bir hayatımız yok yani. Bir psikiyatr söylüyor, Fransa'da galiba yaşayan bir meşhur bir psikiyatr, diyor ki biz diyor çok iyi anne babalarız. Çocuğum diyor 24 yaşına geldi ve 6 yıldır kendisinden kira almıyorum diyor. Yani Avrupa'da böyle, 18 yaşına geldi mi git hayatını kur. Eğer yok bizle aynı evde kalacaksan bunun kirasını öde diye bir anne baba var. Toplumumuzda bu da yok. Daha yani elhamdülillah henüz o kıvamda değiliz. Dolayısıyla yani çocuklarımız, gençlerimizin evlilikle ilgili korkularını şey yapacak. Tabii ki ekonomik sebep bir sebeptir yani. Ben bunu tamamen şeyin dışında tutmuyorum. Ama bunu ilk sıraya konulmasına karşıyım. Bunu ilk sıraya koyduran ya da evlilikten korkutan hadiseler burada. Üçüncü sayfa haberlerini sürekli burada gördüğünüzde. Ev içi şiddetle ilgili bir şey. Kadına olan ya şiddetle ilgili algı mı olgu mu diye bizim saha araştırmamız var. Tamamen algı olduğu açığa çıktı. Sizin evinizde kadına şiddet var mı diye sorduğumuzda, daha doğrusu aile içi şiddet var mı diye sorduğumuzda oran 2.7. Bu toplumda aile içi şiddet var mı dediğimizde %87. Birisi algı, ötekisi olgu. Gerçekte, realitede yani 100 ailenin ikisinde, 2.5'unda ya da 2.7'sinde şiddet var. Ama toplumda bu öyle bir anlatılıyor ki, siz o 3. sayfa haberleri diye özellikle söylüyorum. Çocuklar sürekli buradan bunu izliyorlar. Ya diyor ki herkes boşanıyor. Her evde sıkıntı var. Ben ne diye evleneceğim? Bir de şöyle hocam, bir aile mesela. Aile şiddetten bahsettik değil mi? Evet, kadına şiddet çünkü. Aile içi şiddet, çocuğa, eşe. Evet. Evet. Yani çünkü bunlar o özellikle kadına. Oranı biraz daha hocam hassas olduğumuz bir o konu. O kadına oldu. Şiddet olayıyla ilgili de mesela bizim samimi bulmadığımız bir boyut var. Bizim direkt alanımız bu değil ama araştırmamızdan şöyle bir sonuç çıktı. Kadına şiddet denilince hep aile içi şiddet ele alınıyor. Halbuki biz bu konuda samimiysek niye fuhuş sektörünü, eğlence sektörünü ya da iş dünyasındaki şiddeti konuşmuyoruz? Kadın sadece evde mi şiddet görüyor? O oranlar bizim araştırmamızda daha şey çıktı. Şiddetin her türlüsüne bir itirazımız var. Tabii ki, tabii ki. Ama siz buradaki ikiyüzlülüğü de söylüyorsunuz. Aynen öyle. Evet, şu an mesela karşıyız. Kadın cinayetlerinde bir tanesi bile fazla bu toplumda. Kesinlikle. Ama onun istatistiğine bakıp ve o istatistiğe ya bakıp meselenin abartılıp abartılmadığı ile ilgili bizim endişemiz var. Alanımız değil, direkt alanımız bu değil ama çalıştığımızda bu karşımıza çıkıyor. Bir de madem kadına şiddeti önemsiyoruz, niye fuhuş sektörünü, eğlence sektörünü konuşmuyoruz? En çok şiddet bizim araştırmamızda oralarda çıktı. Sonra iş dünyasında şiddet var kardeşim. Çalışma hayatında şiddet var. Özellikle şeyi söylemem lazım. Özel sektör, sonra kamu, sonra sivil toplumda çalışan kadınlarda. Hatta onun bile şeyi var. Yani en az şiddet sivil toplumda çalışanlarda, görevlilerde, gönüllülerde çıkıyor. Daha sonra devlet kurumlarındaki yani memurlarda, en fazla da özel sektörde çıkıyor. Bunları mesela konuşmuyoruz. Sadece aile içi kadına şiddetin şeyini orada araştırıyoruz. Biz yoksa yani bu cinayetlerin de bir tanesi bile bu toplum için fazla kaldı gitti bizim toplumumuz. Önce hem kendi kültürümüzde, Türk kültürümüzde hem İslam kültüründe. Annelerimiz bizim baş tacımız. Biliyorsunuz şey madalyasında savaştan sonra gazilere verilen o madalyalarda ne var? Madalyanın üstünde sadece anne figürü var. Baba yok, asker yok yani. Bizim için anneler o kadar şerefli, o kadar önemli ki yani oraya kadar bunu yansıtabilmişiz. Peki bizim toplumumuzda bu kadar önemli bir yerdeyken niye biz bunu oturup da bu şekilde ya tartışıyoruz? Bu da biraz medyanın, sosyal medyanın algı operasyonuyla alakalı. Ama biz bunları çözebiliriz. Ne zaman? Tartışabildiğimizde, konuşabildiğimizde, iki iyi kuralını işlettiğimizde, iletişim ve işbirliğine açık olduğumuzda konuşabiliriz. Hocam şu anda büyük aile yürüyüşünden de bahsedelim. Evet. Bence onu da tekrar söyleyelim. Önemli. Ne zaman yapılacaktı bu? 15 Eylül, 15 Eylül'de. Haftaya bugün. Haftaya bugün. Evet, haftaya bugün saat 14'te. Saat 14'te Saraçhane, Fatih Saraçhane'de. Geçen sene de yaptınız. Evet, bu üçüncüsü. Yine aynı tarihlere denk geldi. Süper. 18 Eylül, 17 Eylül. Bu yıl 15 Eylül'de. Orada buluşacağız. Orada inşallah 50 bin vatandaşımızı bekliyoruz. Anne baba, çoluk çocuk hep beraber pikniğe gider gibi oraya gelmelerini istiyoruz. Orada bir sahnemiz var. Sahnede sadece münevverlerimiz konuşacak. Siyasi ya da bürokratik herhangi bir şeyimiz yok.
desteğimizi de destek de almıyoruz. Tamamen sivil bir çalışma. Her kesimden insan katılacak. Oradan kortejler eşliğinde Beyazıt'a kadar yürüyeceğiz. Beyazıt'ta basın açıklamamızı yapacağız. Mesajımızı hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ki tüm siyasilere hem de Birleşmiş Milletler'e mesajımızı vermiş olacağız inşallah. Burada İnşallah muvaffak oluruz. Kesinlikle. İnşallah destek sonsuz hocam. Onu Eyvallah. Söyleyeyim. Bu arada gerçekten bir bilinçlendirme hususundaki başarınızı da takdir ediyorum. Onu da söyleyeyim. Mesela 2019'da hocam değil mi kurulduğunuz? Evet, o evet. sürece kadar da aslında siz başlamıştınız. Konunun farkında değildik. Sahayı araştırıyordunuz. Evet. Bir takım istişareler yapıyordunuz ama siz derneği sonra kurdunuz, istişareye evet. Süper. Evet, işte Araf'ta kaldığımız hususlardan birisi de budur. Öğrendiğimiz yöntemle devam etmiş olsaydık toplumun sadece belli kesiminin bir mücadelesi haline dönüşecekti. Ama öyle olmadı. İstişare ettik. Çözüm burada istişare. Ne kadar geniş kesimlerle tüm cemaatleri, tüm üniversiteleri, tüm siyasi partiden görüşten olan insanları, tüm disiplinlerden hocaları, yani sadece efendim söyleyeyim psikologları değil, aynı zamanda sosyologların da bunun konusu, PDR'cilerin de konusu gibi tüm hocalarla konuştuğunuzda buradan bir yere varabiliyorsunuz. Bir de şöyle enteresan bir şey var mesela, o görüşmelerde çok ilgimi çekmişti. Psikologlarla konuşuyoruz, diyor ki en nihayetinde bu saydığınız şeyler diyor, gençlerin yaşadığı, ailenin ifsad eden hususlarla ilgili başlıkların hepsi diyor psikolojik altyapısı olan şeylerdir. Çözümü diyor biz psikologlardadır. Neye göre söylüyor? Aslında kendi zaviyesinden baktığında haklı. En nihayetinde diyor bunlar bize geliyor. Tamam, bize danışıyorlar diyor. Bir sosyolog ya çıkıyor hocamız, diyor ki bir dakika kardeşim, bu toplumsal bir meseledir. Bunu sosyoloji disipliniyle ele alıp da çözümü orada ancak üretebilirsiniz diyor. Bir hukukçu çıkıyor ki bence o da çok haklı. Bu söylediğiniz şeylerin hepsi en nihayetinde bir kanuni düzenlemeyle yürütülebilecek bir şey. Siz diyor böyle hani sivil tarafta ancak belli bir mesafeye kadar gidebilirsiniz. Bunların kanunlaşması lazım diyor. O da haklı. Bir ilahiyatçı çıkıyor. Aslında dinimizi anlasak bunların hiçbirini yaşamayacağız diyor. O da haklı. Siz ama siz bunların hepsini evet. meclis edip yani multidisipliner bir şeyle ve ama bilim kısmını merkeze alarak. Yani bu sözüm de bazen eleştiriliyor ama çok bir hakikat. 8 milyar dünyada 8 milyar insanın inandığı bir din. Bilim. Tırnak içinde din diyorum ben ona. Çünkü siz ona bir gayrimüslime ayetten bahsetseniz ya da bir Müslümana İncil'den bir pasaj okusanız bunun bir karşılığı olmayabilir. Ama siz ona bilimsel olarak bakın böyle de bir karşılığı var dediğinizde, böyle bir sonuç aldık dediğinizde sizi dinliyor. Dolayısıyla biz merkeze bilimsel çalışmaları koyuyoruz. Elbette bizim kendi bizi yapan değerler var. Zaten onlar bundan çok da bağımsız değil yani. Yani ilahi gördüğümüz şeyler, yani kurallar zaten bilimin ta kendisi içinde. Ama biz onun merkezine bunu alarak konuştuğumuzda geniş kitlelere hitap edemiyoruz. Bakın bugün bizim bu cinsel kimlik karmaşasının tedavisini, bunun terapisini anlatan bir Hristiyan bize öğreten. Üstelik kendisi eşcinsel olmuş. Sonra tedavi görmüş. Sonra çıkmış bunu konuşmuş. Demiş ki kardeşim bir dakika, burada bir yanılgı var, aslında bu doğuştan gelmiyor, aslında bu bir psikosomatik bir rahatsızlık, sonra hatta travmaya dönüşüyor. Evet, sonra linç edilmiş adam, profesörlük unvanı elinden alınmış. Şimdi böyle iki tane hocamız var, kendileri şeyde tanıştık, Dünya Çakop Çocuk Aile Koruma Platformu'nun sempozyumunda tanıştık. Ondan sonra bunun şeyini geliştirmişler, yani tedavi yöntemini kendilerince, o IMTT diye bir yöntem var. Sağ olsun Çakop bunun eğitimini veriyor. Bizim Aile Vakfı çalışanları da, psikologlarımız da o eğitimi aldı. Bu eğitimi aldığımızda yani belki normal bir psikolog bunu 7-8 seansta, 10 seansta çözebilirken böyle 2-3 seansta bunu çözebiliyorlar. Ya o bir yöntem. Şimdi biz mesela ya onlar Hristiyan kardeşim, biz onlardan bunu öğrenecek değiliz mi diyeceğiz? Hayır, çözmüş adam. Yani burada yapılmışı var, yapılmışın üzerinden devam ediyoruz. Dolayısıyla burada her kanala açık olmak lazım. Bizim bir mefkuremiz var, bir davamız var ve o davada mücadele ederken tüm unsurları kullanmamız gerekiyor. En geniş kitleye. Çünkü bu insanlığa açılmış bir savaş. Müslümanlara değil, Hristiyanlara değil. Paris 2024, en çok kim itiraz etti olimpiyatların açılış törenindeki o iğrenç görüntülere? Hristiyan camiye itiraz etti.
Çünkü siz Hazreti İsa'nın akşam yemeği şeyini, metaforunu alıyorsunuz. Tamamen sapkın insanlarla bunu... Tamamen aslında kolonyalist bir eylem diyorum. Nasıl? Kolonyalist bir eylem. Evet, evet. Hı-hı. Ve meydan okuyorsunuz. Aslında o bir meydan okumadır ama yani. Ama hocam işte orada mesela bütün Müslüman ülkelerin ayağa kalkmasını bekliyoruz. Evet. Değil mi? Ne, niye ama o tepkiyi göremiyoruz. Yani niye olduğunu söyleyeyim. Ekonomik sebepler var. İşte. Siyasi sebepler var. O zaman böyle yani gerçekten kendimizi de eleştirebilme evet. şeyini de mesela biz bu dayatma konusunda iş dünyasının karşılaştığı dayatmadan hiç bahsetmedik. Mesela bizim iş adamlarımız var. Uluslararası ihalelere giriyorlar Esra Hanım. Girdiği ihalede önüne konulan protokol 20 sayfa, 30 sayfa en az 7-8 yerinde gender equality geçiyor. Ya diyor ki adam benim yaptığım iş inşaat kardeşim, köprü yapıyorum. Yani köprü inşaatının toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ne alakası var? Ama o protokolü onu koymuş. Artık yeni dönemde biraz daha dozajı arttırdılar. Diyorlar ki eşcinseller dezavantajlı gruptur. Bunlar diyor istihdam etmek zorundasınız. Bunları istihdam etmeniz yetmez, bunların hakkını savunuyor olmanız lazım. O da yetmez, bunların diyor resmi olarak evlenemedikleri için bunların partnerleri diyor sosyal şeylerden yararlanamıyorlar. Sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar. Onlara özel sağlık sigortası yapacaksınız diyor. Yani şimdi eğer bu mesela biz bu direnci göstermesek, bakın bu 2022 yılında başlayan büyük aile buluşmalarıyla bir farkındalık oluşturmasak belki bugün çok iddialı gelebilir. Belki bugün esnafımızın, iş adamımızın ya bir LGBT birey olduğunu iddia eden birini bulun. Şurada istihdamını yapalım. Ama mümkünse şirkete gelmesin ama bizde gözüksün ki artık bu şeyleri, bu sıkıntıları aşalım diyeceğimiz dönemi yaşayacaktık. Müeydesi ne peki bunun? Müeydesi de şu. Diyor ki siz diyor krediye başvurduğunuzda eğer diyor LGBT hakkı savunuculuğu yapmıyorsanız yüksek rakamlarla aslında bir mahalle baskısı kullanmış. Da olmuş. Aynen öyle. Şimdi bakın bunlar bu bir dayatma değil midir dayatma? Gençlere bunu anlatıyoruz. Siz protest ruhlu değil misiniz kardeşim? Genç değil misiniz? İtiraz etmiyor musunuz her şeye? Hadi buna itiraz et. Ya bu bir dayatma değil midir? Sen izlediğin her çizgi filmde bunu görmek zorunda mısın? İzlediğin her Netflix ya da diğer dijital platformlarındaki filmlerde bunları görmek zorunda mısın? Ya evet, bunun hocam. Bir istisnası olamaz mı? Yani bunu çocukların bu aktivist ya ruhunu açığa çıkaracak bu hadiseleri onlara anlatmamız lazım. Evet hocam. Hocam çok teşekkür ederiz. Programın sonuna geldik. Zaten siz de bu anlamda birçok program çıkacaksınız, birçok açıklama yapacaksınız. Siz de yormuyor. Benim için gerçekten sabah namazına kadar gitmek isterim. Yarın da basın açıklamanız var. Evet, bu arada sizi yormayalım diye de düşündük. Ama ben Arap'ta Sorular programı olarak her zaman açığım. Burada sizi ağırlamaktan kere şeref duyduğumu söyleyeyim. Eyvallah. Çünkü aileyi nerede taşıyorsak o anlamda taşıdığımız değerde hocam sizinle program yapmaya çalıştım. Evet. Çok güzel mesajlar gelmiş. Onu da şimdi size okuyacağım. Çok eyvallah. Teşekkür ederim. Biz kim var programımızda? Değerli 24 TV izleyicileri, Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri, İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Eryılmaz'la bence bütün merak edilen aslında anlayan kitleye vardı. Çok izlendiğini de düşünüyorum değerli kardeşlerim için. Bütün merak edilen soruları cevapladık. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Biz teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yaşarsak eğer bir şey olmazsa tekrar buralarda olacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Bu arada lütfen kapatmayın. Bir dakika. 15 Eylül Pazar günü saat 14'te. 14'te Büyük Aile Yürüyüşü. Evet. Dursun Bu Hayasızca Akın başlığında. Çok da güzel bir başlık. Evet. Bütün aileleri oraya bekliyoruz. Eyvallah. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.